Efendim böyle son dakika yakalandım. Affınıza sığınıyorum. Efendim hepinize Milad'ın Mutfağı'ndan, Kanal Fırat ekranlarından, Türkiye'nin en fazla izlenen Kanal Fırat ekranlarından hepinize mutlu, huzurlu, sağlıklı günler diliyoruz değerli izleyenler. Efendim şu görevimizi yapalım. Hepimizin üzerine düşen. Malum yeni kararlar da alındı. Onlardan da bahsedeceğiz biraz. Ama şu üç kuralımız elimizdeki hali hazırdaki en büyük silahlarımız. Neydi efendim? Bir, maske. İki, mesafe. Üç, hijyen, temizliğimiz. Biliyorsunuz Cumhurbaşkanımız ve Bilim Kurulu'nun almış olduğu kararlar sonucunda dün önemli tedbirler alındı. Evet, birçoğumuzu belki üzecek haberler ama bunları da yapmakta mecburlardı diye düşünüyorum. Birçok iş yeri yine kapandı. Bunlar neler? Kahvehaneler, kafeler, restoranlar sadece paket servisi yapacaklar. Okullarımız, çocuklarımız okullarına online devam edecekler. Yani evlerinde ekrandan devam edecekler maalesef bu süreçte. Ama bunda bizim kabahatimiz çok. Tedbirlerimizi yeterince, kişisel tedbirlerimizi alamadığımızdan kaynaklandı elbette. Biraz ders olsun diye düşünüyorum bizlere. İnşallah bir an önce atlatırız. Temennimiz bu yönde. Şu aşı ve ilaç çıkıncaya kadar şu elimizdeki silahlara riayet edelim. Ne olur diyorum. Değerli izleyenler, hepinize tekrar Milad'ın Mutfağı'ndan sağlıklı, ki önemli, mutlu günler dileyerek programımıza başlıyoruz. Bugün böyle spor camiasından kickboksçularımız var efendim. Çok kıymetli, benim zaman zaman konuğum olurlar, bilirsiniz. Zelal, hoş geldin. Hoş bulduk. Ve Musa. Soy ismi neydi Musa? Baydaş. Musa Baydaş. Baydaş değil değil mi? Baydaş. Evet. Ve Zelal Şengül. Bizim konuklarımız efendim, malum. Biliyorsunuz Zelal gerçekten başarıdan başarıya imza atan, koşan çok değerli bir kardeşimiz. Musa da aynı şekilde o yolun başında da inşallah onun da Türkiye şampiyonu. Oldu. Hayırlı olsun. Bunları da konuşacağız ve çok artık Zelal'in başarılarına doymadık. Doymadık. Doyduk demez, yanlış olur değil mi? Nazar değdi ama son zamanlarda. Öyle mi? Değdi. Onları da konuşacağız. Bakalım bu pandemi süreci her şeyi etkilediği gibi Zelal'i de etkiledi mutlaka. Bir de yemeğimize bakalım değil mi? Tabii. Ne yiyeceğiz bugün? Siz yemeyeceksiniz ilk bölümde siz. Her sporcu biz ve sanatçı gibi aç kalmaya mahkum. Alıştık biz kilo vermelerden. Değil mi? Maçlara çıkarken çok kilo veriyorduk. Onları da konuşuruz. Aynen. Çünkü gıda çok önemli sporcularda. Onları da bahsedeceğiz. Ben değerli şefime dönüyorum. Şefim kolay gelsin. Yemek ve mecradayken... Son dakika yetiştin, farkındasın değil mi? Farkındayım, maşallah toparladınız. Yemek ve mecradayken de dikkatli olun, bak Türkiye şampiyonuna girer. Evet, yok. Artık bizden geçti yani. Kardeşimiz kendisine çok iyi bakan Zelal. Evet. Gerçekten sporu benimsemiş bir insan. Evet. Ki ona o bir örnek oluyor yeni sporculara da, bir Musa'ya, onun gibi birçok değerli öğrencileri de var. Beraber çalışıyorlar. Buradan da Abdullah Alan hocama da tekrar selamlarımı gönderiyorum. Bugün aslında aramızda olacaktı ama çiftlik işleri vardı biraz. Evet, aramızda maalesef olamadı. Ben kolaylıklar diliyorum. Ama bir türlü çıkaramadık Zelal, farkındasın i̇nşallah değil mi? İnşallah gelecek, inşallah. Abdullah hocayı ben çok takdir ettiğim, çok sevdiğim bir insan. Abdullah hocam falan deniz iri yarı biri mi? Aynen. Evet. Ben okul arkadaşım ben. Öyle mi? Öyle ama mi? Uzun süredir görüşemiyoruz. Doğrudur. İnşallah bir gün alacağız buraya. Görüşürsün. Abla hocama da buradan selamlarımı gönderiyorum. Gerçekten Elazığ'a ve Türk sporuna çok büyük faydalar getiren bir kickbox hocası. Eski bir kickbox tabii kendisi de. Evet. İşte Zelal gibi, Musa gibi değerli öğrencilere yetiştirdi. Milli takıma yetiştirdi ve yetiştirmeye de devam ediyor. Allah gücüne güç, kuvvetine kuvvet versin. İnşallah bu yolda ilerleyeceğiz. İnşallah. Evet, ne yapacağız şefim bugün? Bugün günlerde Elazığ. Elazığ, yöresel günümüz. Yöresel günümüz. Bir pestil kavurması var. Yani yumurtalı pestil de derler. Tabii. Pestil kavurmasıdır. Bir de yanında bir erişte çorbamız var. Bir de Elazığ'ımızın erişte çorbası. Erişte çorbası olacak. O da Elazığ'a ait. Gerçi şu anda artık Türkiye geneline yayıldı da. Ama özü Elazığ'dır. Onu da söyleyelim. Evet. Erişte çorbamızın özü Elazığ'dır. Evet, eğer şey gelse liste gelse... Bir listemizi görelim, malzeme listemizi görelim. Bakalım hangi malzemelerle Sezai Şef'im hem pestil kavurmasını hem erişte çorbamızı yapacakmış. Birlikte okuyalım efendim. Nelermiş malzemelerimiz? Pestil kavurmamızın malzemeleri. 600 gram
Erişte çorbasıyla başladık. Evet. Tamam, erişte çorbasını okuyalım önce. Erişte çorba. 2 su bardağı eriştemiz var efendim. 1 adet soğan, 2 yemek kaşığı tereyağı, 1 yemek kaşığı domates salçası, 1 yemek kaşığı biber salçası, 1 tatlı kaşığı kuru nane, 1 tatlı kaşığı kuru reyhan, 1 yemek kaşığı pul biber, 1 çay kaşığı karabiber, 1 tatlı kaşığı kimyon ve zevkimize göre yeterince tuz. Ekrandaki yazıya bakar mısın Milat? Aynen çiçek salçası gibi ayarlamışlar. Evet, çok güzel olmuş değil mi? Erişte çorbamızın malzemelerini tekrar ediyoruz. 2 su bardağı erişte. Ev eriştesi değil mi? Tabii, ev eriştesi. Ev eriştesi. 1 adet soğan, 2 yemek kaşığı tereyağı, 1 yemek kaşığı domates salçası, 1 yemek kaşığı biber salçası, 1 tatlı kaşığı kuru nane, 1 tatlı kaşığı kuru reyhan, 1 yemek kaşığı pul biber, 1 çay kaşığı karabiber, 1 tatlı kaşığı kimyon ve yeterince tuz. Bir de neyimiz vardı? Pestil kavurmamız efendim. Pestil kavurmamızın malzemeleri gelsin. Onları da hemen okuyalım. 600 gram dut pestilimiz var efendim. 3 adet yumurta, 150 gram ceviz içi, 100 gram tuzsuz tereyağı. Tekrar ediyorum. 600 gram dut pestili, 3 adet yumurta, 150 gram ceviz içi, 100 gram da tuzsuz tereyağımız var. Bugünkü menümüzde kullanacağımız malzemeler. Evet. Hangisiyle başlayacağız şefim? Şimdi önce çorbayla başlayacağız. Pestili doğradık. Bir süre suda bekletmemiz gerekiyor. Tabii. Yoksa kurur. Taze pestildi, güzel taze pestildi. Yine de ıslatmazsa yağı gördüğü zaman lastik gibi oluyor. Lastik gibi oluyor. Önce bir yıkayıp süzmek lazım. Doğru. Onun için önce çorbamızla başlayacağız. Pestil'e ikinci bölüm. Mesela şimdi süzgecek, o yüzden süzülecek. İkinci bölümde inşallah başlayalım. İnşallah. Daha. Allah kolaylık versin şefim. Teşekkür ederim. Sonra da çorbamızı yapacağız ikinci bölümde. Yok, çorba şimdi yapacağız. Şimdi mi? Erken pestil miyiz? İkinci bölümde. Sonra yapıyoruz. Eyvallah. Daha kolay. Süzülmesi gerekiyor ve fazla zaman almaz yani. Basit ama evet. Çok lezzetli bir tatlı. Aslında bir kış tatlısı yani. Kış tatlısı. Aynen. Doğru. Çok güzel. Biliyorsunuz bizim yöreselimizde pestil çok önemlidir. Aynen. Hani Bağmancı evlerinde derler böyle eski sinirlerle. Sen bilir misin? Evet, evet. Efendim dutumuz, cevizimiz, bademimiz değil yani, mi? Orciğimiz. Özellikle bir de cevizle de birleşince çok şahane bir tatlı. Harika yani. Olacak evet. İnşallah. Peki kolay gelsin sana şefim. Teşekkür ederim. Dönelim. Çok değerli sporcularımıza. Musa sen önce gelmiştin değil mi bana? Daha önce de gelmiştin. Evet. Güzel bir sohbet etmiştik. Evet. Ama Zerel'le başlayalım değil mi? Hocadan, tabii. Hocadan geçmez. Tabii. Hem bayan değil mi? Hem evet. Kadın vasfı hem de hoca vasfı var yani. Aynen Musa. Öyle. Herkes sırasını bekleyecek. Eyvallah. Efendim nasıl gidiyor Zerel? Güzel, antrenmanlara önce, devam ediyoruz zaten. Antrenmanlar devam ediyor ama az önce nazara geldim falan dedim. Bize geçen yıl omzum düştü maçta. Çok geçmiş olsun. Evet. Ondan haberim yok benim. Öyle mi? Evet. Çıktı mı? Yani üniversite arası maçtaydık. 3 maçı aldım. Nakavtla almıştım hem de hepsini. 4. maça çıktım. Ben tam kroşe atarken o da direkt geldi üstüme. Direkt şuraya vurdu. Kol böyle gitti. Bulundu. Aynen. Yani dizlerimin üstüne düştüm. Elimi şöyle yapamıyordum yani. Şöyle kaldıramıyordum. İşte benim de kolum çıktığı için ben bilirim. Bilirsiniz kol o zaman. Çıkığı. Ama çok şey bir şeyde yırtılma falan yok işte. İşte biraz kemikte bir zedelenme var. Ama devam ettim o maça ve maçı aldım. O halde birinci oldum. Yani takdire şayan bir hareket. Yani hani derler ya damlan düşen onlar. Kol çıkığı anında insanın her yeri ağrır. Yani çok can kötü orada bir atar. Ağrısı var, evet. O halde maçı almış. Tebrik ediyorum seni. Teşekkür ederim. Çünkü ben de kolum çıktığında ben bilirim onun acısını. Hiçbir şey yapamazsın. Şöyle ucundan dahi tutmak şeydir. Hiçbir şey yapamıyordum. Ama o halde maçı almış. Tebrik ediyorum. Sol yumruklarımla aldım. Solla. Solun da güçlü. Sağ böyleydi. Yani kaldıramıyordum. Şöyle tutuyordum. Sollarla. Çok geçmiş zaten son rounddu. Yani kurtardık maçı. Kurtardık. Sonra bir hafta sonra milli takım seçmesi vardı. Önemli olan o maçtı benim için. Ama omzum herhalde yer etti. Tekrar bir hafta sonra düştü. Aynı şekilde çıktı. Ama çok kırışmalı bir maçtı. Kaybettim o maçı. Kaybettin. Hayırlısı olsun. Sakat yani çıkmış. Yani aldığım kızdı zaten. Verdim bu sefer omuzumu. Hayırlısı olsun. Hayırlısı olsun. Seneye inşallah. İnşallah. Zaten bu yıl maçlar olmadı yani. Olmadı. Doğru. Ocak'ta hazırlanıyoruz. Ocak'ta hedefimiz yüksek. Var. Dünya şampiyonası seçmeleri olacak. İnşallah. Şimdi iyi mi peki? Şimdi güçlendiriyorum işte. Arada çok ters bir hareket yaptığımda sızısını falan hissediyorum.
ev işleri yaparken de hissediyorum. Yumruk atınca hissetmiyorum ama. Eyvallah. Evde iş yapınca hissediyorum şimdi ama. Bu kaslar da geriliyor tabii. Aynen. Maç esnasında kendini kasıyor insan. O anda hissetmez. Ters bir harekette kendini. Çok kötü oluyor. Evet, ters bir. Evet. Sen de sakınacaksın biraz artık. Değil mi? Yani. Yine konuşacağız. Musa'ya dönelim. Musa Türkiye şampiyon oldu. Evet. Geçen yılki müsabakalarda. Evet. Ama pandemiden dolayı da müsabakalar olmadı maalesef. Aynen. Bir daha mı yapılacak şimdi? Yoksa yani, geçerli mi şampiyonluğun? Hale geçerli. Aslında bir öncelik tanınacak şampiyon olanlara. İşte federasyon bunun hakkında gelişen olaylara göre açıklama yapacak. Ona göre kararlar verilecek. Ona göre kararlar verilecek. Evet. Bana attığınız görüntülerde şey var mı? Musa'nın point maçı yoktu, var? Yoktu, yok. Musa'nın point yoktu, yok. Point yoktu. Şöyle bir görüntülerimize de bakalım. Şöyle ekranımızda verirlerse sevinirim. Ha şu anda gelmemiş. Peki. Onu ben isteyeceğim. Şöyle attım diye hatırlıyorum. İnşallah atmışımdır ama atmasak da zaten Zelal'in o görüntüleri önceden de vermiştik, evet, değil evet, mi? Evet, vermiştim. Şimdi Zelal, bu pandemi sürecinde seninle de daha önce sohbet ettik tabii pandemi, hı hı, için. Evet. Aynı şekilde devam ediyor, evet, değil mi? Haziran'dan beri devam ediyoruz. Nasıl gidiyor peki? Yeni sporcularımız var mı? Biraz onlardan hepsi bahsedelim. Yeni. Yeni. İlginç olan kısım bu. Musa hariç hepsi yeni. Yenilendi. Hepsi yenilendi. Eskiler biraz daha hani pandemiden dolayı çok ciddiye almıyorlar. Yine devam ediyorlar ama çok ciddiye almıyorlar. Yeni bir ekip oluşturdum. Ama iyi değil o. Yani kendilerini bırakmaları, koy vermeleri bu. Yani maçtan maça çalıştıkları için bazı sporcular ama bazıları öyle değil. Devam ediyorlar. Yarın maç varmış gibi hazırlıklı bazıları. Ama yenileri de çok ekledik aramıza. Evet. Erkeklerden ağır siklet, ring sporcuları yetiştirmeye başladım. Ona ihtiyacımız vardı yani bir... Eksikti değil mi? Aynen, eksikliği vardı. Onları hazırlamaya başladık. Bayanlara ekleme çok yaptık. Bayanlara evet. Çok talep var. Sen biraz da rol model oluyorsun onlara, bayanlar için. Kendime zaten yetiştiriyorum. Kendi skeletimi doldurmaya çalışıyorum. Öyle ben mi? Gittikten sonra yabancıya kalmasın diye. Yok, hayırdır, emekliye mi ayrılacaksın Zeler? Yani olabilir. Bilmiyorum. Daha erken yaz senin için bence. Valla 1-2 yıl diyelim. Ya bence 9 yıl az erken. Bir zaman senin değil. Senin bir tecrübe yani bence. Ama tabii ki yani. Bir sporcu spordan kopması imkansız. Zelal'in de kopması aynen. imkansız. Belki faal olarak yani ringde dövüşmeyecek ama devam edeceğiz. Ama sporcu yetiştirmeye de devam tabii edeceksin. Tabii ki de. Ona işte sadece ona yönlenmeyi istiyorum şimdi ama biraz da ona gönül koydum yani biraz kırgınlığımız var. Ne olur burada izah et. Yani bizim burası böyle açık bir platform biliyorsun. Evet. Kırgınlıklarını da söyle ki insanlar işte hiç haberimiz olmadı, bilmiyorduk demesinler. Kırgınlık neyse söylenmeli, içte kalmamalı diye düşünüyorum. Az çok siz de biliyorsunuz, 9 yıldır yapıyorum bu işin çok içindeyiz. Doğru. Kendim yani hem dövüşüyorum hem de bu kadar genç yaşımda sporcu yetiştiriyorum. Evet. Hakkın ödenmez senin. Kerem, bunu samimiyetimle söylüyorum. 2-3 tane milli takıma yolladığımız sporcum oldu ve bunları temelden yetiştirdim yani. Bunu birçok antrenör yapamaz. Bırakır ondan sonra yetiştirir. Ben hem dövüşüp hem yetiştirdim çok şükür. Ama Elazığ'da bize şöyle bir şey var. Bizim maçlarımız çok... ücretli geçen bir maçlar yani dünya şampiyonasına geçmek için masraflar çok fazla masrafımız çok oluyor. Hazırlık aşamasında çok masrafımız oluyor. Artı geliyoruz yani bir sporcunun en çok görmek istediği şey bir takdirdir. Çok takdiri doğru. Bile çoğu insandan görmedik Elazığ'da. Çok teşekkür ederim şefim, zahmet oldu. Ama son zamanlarda bana sağ olsunlar maddi manevi desteğini esirgemeyen bazı insanlar oldu. Sponsorlar oluyor değil mi? Yani oldu. Ama yeterli değil bence. Yani bir maçta oluyorsa ikinci maçta biraz sıkıntı yaşadık. Çünkü bizde 3 maç, ben yılda 5 maça gidiyorum. Türkiye'de en fazla maça giden de benimdir Elazığ'da. Çünkü hem okullar arası maça gidiyorum hem de üniversiteler arası yani. Hem de Türkiye şampiyonalarına katılıyorum. Artı bir de uluslararası maçlara katılıyoruz. Sadece kickboksa da kalmıyoruz. Wushu'ya da gidiyorum, boksa da gidiyorum. Evet, sen Wushu'da da varsın. Evet, Wushu'da da şimdi, bölge birinciliğim var. Zelal. Biliyorsun dünya platformunda bu işler böyle yürümüyor aslında. Yok kesinlikle. Yani maçtan maça sponsorluk değil. Bir sporcunun yıllık hazırlık aşaması aynen. Yani hayatına devam etmesi için sponsorlar oluşuyor. Onun hazırlığı var, antrenmanları var, müsabakalara gidişi var, müsabakalara çıkışı var. Yani bir yıl boyunca tüm masrafların karşılanması lazım. Dünya platformunda böyle biliyorum ben. Evet. Bizim ülkemizde yalnız bu böyle yürümüyor. Bunun yürümesi lazım bu şekilde. Mesela önemli firmalarımız var. Elazığ'ımızın çok değer kattığı firmalar var.
Ben onlara da hak veriyorum. Şu anlamda hak veriyorum. İlgiyle alakalı biraz. Çünkü onlar da reklamlarını yapacaklar bir şekilde. Saygı duyuyorum. Atıyorum bir ev. Buradan da saygılarımı sunuyorum. Gerçekten spora verdikleri katkıdan dolayı. Gerek Elazığ'ımızın Murat Bey, yönetim kurulu başkanı bir evin. Gerek Mücahit Bey, gerek Mustafa Alpay Bey. Elazığ'ımızda biliyorsunuz birçok spor faaliyetlerine sponsorluk yapıyorlar. Buradan takdir ettiğim bir firma, samimi söylüyorum. Bir Elazığ sporumuza, bir kadın, özel idare kadın basketbol takımımıza, efendime söyleyeyim belediye sporumuza, değil mi? Birçok katkıları var. Ben onları çok takdir ediyorum. Ama diğer firmaların da bunların altına girmesi lazım. Bu da yine halkın ilgisiyle alakalı. Halk ilgi gösterecek ki bu sporlara. Onlar da bu ilgiyi görüp reklamlarını yapabilmek adına, değil mi? Evet. Teşvik olmalar lazım. Aslında ferdi sporculara, ferdi branşlara biraz destek yani. Olunmalı. Aynen öyle. İzleyenlerimiz, mesela maçlarda şu anda yok gerçi ama izleyici, pandemiden dolayı. Sizlerin mesela izleyici sıkıntınız var mı? Mesela tribünlere normalde. Pandemi haricinde. Pandemi olmadığı zamanlarda izleyiciler gelip rağbet gösteriyorlar mı? Bizde görüyorlar. Kickbox zaten sadece sporcular bir şeyi dolduruyor zaten. Kapalı sahayı dolduruyor. Artı onların eşleri, dostları çok geliyorlar. Atıyorum Nevşehir'de oldu maç. Nevşehir halkı komple geliyor oraya zaten. Ama bizim bazı maçlarımız Antalya otellerde oluyor. 5 yıldızlı otelde oluyor. O otelde kalma şartı koyuyorlar. Orada sadece musabık grup geliyor. Yani çok izleyici kitlesi olmuyor ama olmalı ama Türkiye şampiyonalarında çok fazla oluyor yani. Şimdi şu olay var. Bir de menajerlik sistemi. Yani sporcu sanatçılarımızın menajerleri var. Aynen öyle. Sporcularımızın da menajerleri olmalılar. Yani bu işlerle bir sponsor arayışına bir sporcunun enerjisini sarf etmemesi lazım. Aynen öyle. Doğru mu söylüyorum? Doğru. Menajerlerin bu işlere de ellerini atmaları lazım diye düşünüyorum. Mesela daha başında sayılır Musa. Bu genç yaşta büyük başarılara imza atmaya başladı şükürler olsun. Ama geleceğini nasıl görüyor? Mesela rol modelleri var işte Zelal gibi, değil mi? Birçok Abdullah hocası gibi. Nasıl mesela bakıyorsun bu olaya? Şu anda hayatını nasıl idame ettiriyorsun? Biraz bize bahset Musa. Yani Türkiye şampiyonusun tabii. Evet. O vasıfla. Gelecekten bahsedersek ben sporu bırakmamayı düşünüyorum. İnşallah. Yani yılma ama. Bunlar seni tabii. Yıldırmasın. Tabii. Aynen. Her şeyden önce o taşıdığın al yıldızlı bayrağın şerefi var. Değil mi? Aynen öyle. Hep bu ayakta tutuyor zaten sporcuları. Yoksa bir maddi beklentiler içerisinde değiller. Sadece hayatlarını devam etmenin derdindeler. Buyur. Ben ileride çok ileriden bahsediyorum. Sporcu olarak devam etmesem bile herhangi bir bölümde ülkeme ve federasyona hizmet etmeye devam edeceğim ileri yaşlarda. Şu an öğrenciyim işte. Gidişatı üniversite sınavım belirleyecek. Evet. Dövüşmeye de öyle devam edeceğim. İnşallah. Yani beklentin, hedefin nedir Musa? Aslında öğrenmek istediğim şey bu. En son zaten Norveç'e gitti. O madalyayı bir gösterelim, ver bana. O bir de plaket var. Uluslararası'na yolladık Musa'yı. Norveç'e gitti. Onları anlatacak. Etti. Evet. Aynen. Şöyle bir madalyasını gösterelim. Onu da böyle orada masaların üzerinde bırakma. Yerinde kalsın o. Şöyle bir gösterelim. Asman lazımdı boynuna. Değil mi? Değil evet, mi? Evet. Evet. Şöyle. Efendim, Türkiye şampiyonu Musa Baydaş. Gerçekten takdire şayan. Şimdi burada gösteriyoruz. İnsanlara basit gelebilir ama şunun altında neterler var. Ne antrenmanlar var. Ne emekler var. Değil mi? Ne emekler var. Bunları takdir etmek lazım. Ve bu sporcularımıza da destek olunması lazım diye düşünüyorum. Şöyle bunu tak böyle. Göğsünü gere gere takacaksın hem de. Onun içerisinde ailenin emeği var. Hocaların emeği var. Kesinlikle. Kendi emeğin var. Öyle değil mi? Aynen öyle. Birçok insanın emeği var. Ve en başta da senin emeğin var. Bireyinin gücü var. Değil mi? Evet öyle. Yüreğin var senin. Bunları çok önemli. Bir de plaketimiz var. Onu da gösterelim. Bu uluslararası. Norveç'ten verilmiş. Norveç'te. Bunun aynen. Atı yok mu? Direkt öyle vermiş. Öyle mi? Aynen. Ulan masraftan kaçmışlar uluslararası. Dünya bayağı krizde belli ki. Değil mi? Ben de Norveç'e gittim de benim uzundu. Altı da vardı yani. Yani onu öyle denk gelmiş. Böyle verim. Değil mi?
Musa. Evet öyle. Yani şöyle gösterelim. Demek ki dünya bayağı bir krizde. Demek. Ülkemize özgü değil bu tip şeyler. Şöyle bir gösterelim. Evet. Bizim madalyalarımız çok güzel, kupalarımız çok güzel. Harikadır. Bizim tabii. Türkiye Federasyonu çok güzel yapıyorlar. Efendim gerçekten şimdi işin esprisi bir tarafa, bunlar kolay alınmıyor. Bunlar simge tabii, nasıl derler, formalite. Aynen. Bunların orada Türkiye şampiyonu unvanı çok önemlidir. Musa da bunu kazanmış. Zelal'in defalarca kazandığı gibi. Bu önemli vasıflardır bence. Hatırlarsınız, yani bizim kuşağımız daha iyi bilir. Hasret olduğumuz yıllar var. Değil mi? O şampiyonluklara, olimpiyat şampiyonluklarına, dünya şampiyonluklarına. Türkiye, evet Türkiye şampiyonları çıkardık ama yurt dışına gittiklerinde ringde ya da şeyde aldığımız maçları masa başında verdiklerimiz ve hüzünlü başımız önde, aslında başımız dik de, değil mi? Benim oldu. Yüreklerimiz dik de ama kağıt üzerinde kaybettiğimiz, masa başında kaybettiğimiz birçok maçları hatırlarım ben. Ki Zelal de aynı şeyi yaşadı. Aynen. Biraz anlatsana. Ben İsrail'le bir rakibe yenilmiştim o şekilde 2018 yılında Avrupa Şampiyonası'nda. Slovakya'da ben, kız benden biraz boyca kısaydı. Aldım yani bence. Çünkü şeyler de falan izliyorlardı. Hocalar da falan izliyordu. Boks antrenörleri de izliyorlardı. Herkes benim elimin kalkacağını düşündü orada. Ki ben de öyle düşündüm. Çünkü çok atak yapmadı. Ben vuruyordum, kız kaçıyordu. Vuruyordum, kaçıyordu. Ama masa başı olayı bitirdi. Kızın eli kalktı. İndiğimde şoktaydım yani. Hiçbir şey söyleyemedim. Hakem geldi. Sadece sen değil tabii. Köşendeki aynen. Hocan da şokta. Yani herkes... Ne oluyorum derdine düşerken orada sahip çıkılması gereken federasyon, basiretsizlikleri değil mi? Bu işler aslında biraz da loca işi. Değil mi? Aynen. Güçlü olacak federasyon, yani uluslararası federasyonda güçlü olmamız lazım. Bunun için de başarılarının artması lazım. Söz sahibi olmamız lazım masa başlarında diye düşünüyorum. Değil mi Zeler? Aynen öyle ama bizim de hakeme bırakmamam lazımdı yani. O maçı üstünlükle alabilirdim ama ben biraz şey yapmıştım, hani diğer maça gücüm kesin kalsın. Kesin aldım diye. Aldım, yorulmadım. Hani diğer maça gücüm yetsin. Fransa ile dövüşecektim. Gücüm şey olmayacak, sakatlanmayayım falan düşüncesiyle. Ah ulan Fransa, şu Fransızları yendik mi tamam mı? Yenerdim, inanın ki yenerdim. Biliyorum yenecek. Çünkü o İsrailli kız şampiyon oldu. O mu şampiyon benim oldu? Yani. Yendiğin, kaçan. Yendiğim ama almadığım maç birinci oldu. Eyvallah. Evet Musa, sen biraz anlat bakalım bu serüveni, şampiyonluk serüvenini biraz, nasıl çalıştın, ne kadar süre çalıştın, şampiyonluğa gidiş serüvenini bize anlat. Ya haftada en az 5-6 antrenman yapıyorduk. Günü geldiğinde çift antrenman yaptığımız da oluyordu. Çok zorluk, yani görebiliyorsunuz, aile olsun, çevre olsun. Kesinlikle. Önemli olan bunlara rağmen yılmamak. Zaten o başarıyı alınca onun hazını yaşıyorsunuz. Yani iyi ki bırakmadım, devam ettim diyorsunuz. Çok doğru. Şimdi Musa, şu anda eğitim devam ediyor herhalde. Evet, okuyorum. Nerede okuyorsun, ondan bahset. Elazığ Anadolu Lisesi'nde son sınıf. Maşallah. Elazığ? Anadolu Lisesi. Anadolu Lisesi'nde. Dersler de iyi, belli ki. Maşallah. Maşallah diyelim. Şimdi bu çok önemli bir şey. Yani sporcunun derslerine, hayatına da devam ediyor olması önemli. Hedefin ne peki? Üniversite beden eğitimi mi? Yani o aslında biraz ikinci plana kaçıyor ama hedeflerim arasında. Değil mi? Beden eğitimi öğretmenliği. Aha. Beden eğitimi öğretmenliği. O olur inşallah. Çünkü milli sporculara tanınmış haklar da var, evet. Beden eğitimi bölümlerinde. Hı. Ama mesela mühendis mi olmak istiyorsun? Böyle bir idealin var mı? Yoksa sporcu olarak hayatına devam etmek istiyorsun? Ya aslında askeri isterim. Hı. Olursa, nasip olursa. Onun haricinde beden eğitimine devam ederim. Beden eğitimi öğretmenliğini okurum. İsterim yani. Ama her halükarda spora devam. Evet. Değil yani mi? Başka önemli. Meslek yapsam da spora kesinlikle devam edeceğim. Milli takım bazında inşallah, evet. Devam edersin. Çünkü senin gibi yetenekler, senin gibi sporcular kolay yetişmiyor. Aynen öyle. Değil mi Zeren? Musa Pointçi bizden farklı branşı. Yani benden farklı. Farkı de... yani ben biliyorum ama bir izleyicilerimize anlatsanıza. Yani Point'le Kickbox'un ya da Hushin'in farkı nedir? Bizde şey geçen bir hanım da sormuştu, işte göndermek istiyorum çocuğumu ama evet. İşte çok böyle vurdum kırdımla benim çocuğum iyice böyle alışır sokaklara, işte sokak dövüşüne falan diye. Yani öyle bir şey yok. Spor, buradan sesleniyorum Elazığ değildir, halkına, öyle bir şey yok. Çünkü şöyle, kickboksta 7 tane branşımız var.
bir çocuk içeriye girdiği zaman yok sen yapamıyorsun git buradan deme lüksümüz yok. Çünkü 7 branştan birine mutlaka yatkınlığı vardır o çocuğun. Muhakkak. Biri point'tir. Point'te tekvando ile karate'nin karışımı bir branşımız. Vuruş yok. Puana yönelik bir sistem. Mesela benim K1. K1'de profesyonel TV8 şeyde falan çıkıyor görmüşsünüzdür. Profesyonel dövüşleri görmüşsünüzdür. Kesinlikle. Hiç tavsiye etmem. O benim branşım. Yani sporu tavsiye etmem diye anlaşılmasın. Zelal'in karşısına çıkmayı tavsiye etmem. Ya işte diz dirsek komple bende var ama kurallara yönelik yine dövüşüyoruz. Full contact dediğimiz bir branş var. Orada boks artı yine ringde yapılan boks artı üst seviye tekmeyle bir branşımız. Bir de tatami branşımız var mesela. Light contact. Full'ün biraz daha hafifi. Ama sertlik yok mesela. Şu ses duyulduğu an hakem ayırır. Aynen hakem ayırır. Yani sert bir branş yok. Hani korkmasınlar aileler o konuda. Aksine savunmayı öğretiyoruz biz burada. Hani bize spor, gelen çocuğu... Savunmasın. Aynen. Bize ve dövüşürken biz bekliyoruz o darbenin geleceğini. Hazırlığımızı ona göre yapıyoruz zaten. Bunun eğitimini alıyorlar. Aynen. Önce sonra savunma yapıyoruz sonra atak yapıyoruz. Biz. Evet. Selamlar, saygılar değerli abim Milat Erdoğmuş ve kıymetli şefim Sezai'ye kolaylıklar dilerim. Lezzetli, sağlıklı yayınlar dilerim demiş izleyenimiz. Çok teşekkür ederiz efendim. Sağ olun, eksik olmayın. Vallahi aslında evet yazsanız iyi olur. Çıkaramıyoruz. Görüntüden de görüntülere bakmıyorum genelde. WhatsApp görüntünüze. Ama tanısak, isminizi buradan zikretsek daha iyi olur diye düşünüyorum. Evet, bir başka mesajımız. Merhaba, hayırlı yayınlar. Ben Onur Ünlü, sinema sanatçısı Rocky Balboa der ki, sen, ben ya da hiç kimse hayat kadar sert vurmayız. İyi yayınlar dilerim demiş. Tanıyor musunuz? Yok. Tanıyor aslında mi? Güzel bir söz söylemiş. Tekrar edeyim. Rocky Balboa'dan bahsetmiş. Gerçekten bu boksu biliyorsunuz. Sinemada sevdiren Rocky aynen Balboa. Tabii Rocky ismi ünlü Amerikalı değil mi? Boksörün unvanını film edilmişti. Ama Sylvester Stallone de güzel canlandırdı. Ve Türkiye'de bilmeyen yoktu. Dünyada bilmeyen yok. Yok. Çoğu değil mi? İdol olarak görüyor zaten. Dermiş ki ben ya da sen, ben ya da hiç kimse hayat kadar sert vuramaz. Yani hayatta şunu demek istemiş. Hayatın verdiği, vurduğu darbeler kadar sporda kimse vuramaz. Aynen öyle. Gerçekten de hayat acımasız. Bazen öyle yumruklar yiyoruz ki hayattan. İşte ben şu anda eminim ekranlar başında izleyen birçok izleyicimiz bana hak veriyor. Kimler? Mesela bir kantinciler. Buradan da Leyla Yıldırım bacıma selamlarımı gönderiyorum. Gerçekten çok mücadele veriyor. Mesela servisçiler. Değil mi? Bu süreçte çok darbe aldılar. Darbe üstüne darbe alıyorlar. İşte hayatın darbeleri bunlar. Ekonomi belki de borçları var bu insanlar nasıl ödeyecek? Mesela özel eğitim kurumları. Bunlar. Birçok alan. Mesela kahvehaneler, kıraathaneler, efendime söyleyeyim çay ocakları, efendime söyleyeyim restoranlar. Sahiplerinden bahsediyorum elbette. Şu hayatta bunların yediği darbe kadar hiçbir darbe ringde atılamaz diye düşünüyorum. Ancak her kışın bir yazı da vardır. Kesinlikle. Her çıkışın inişi olduğu gibi. Aynen, umutsuzluğa kapılmamak umutsuzluğa lazım. Umutsuzluğa kapılmasınlar diyelim. Evet, mesajlarımız geliyor. Okumaya da devam edelim. Sohbetimiz de devam edecek elbette. Efendim, hayırlı yayınlar dilerim. Hocam, Zelal Şengür'e, Musa arkadaşıma selamlar demiş bir izleyenimiz. Ya böyle işte selam ama kim? Kim? Onları da yazın ne olur. Aleyküm selam. Biz aleyküm selam diyelim tabii. Merhabalar, hayırlı yayınlar. Ankara'dan Muharrem Öcal. Musa Baydaş, Zelal Şengür hocaya iyi yayınlar dilerim demiş. Bir de bizi izlediklerini böyle delillerle şey yapmışlar. Yani ekrandan görüntü. Ya teşekkür ederiz. Onun şüphemiz yok. Merak Muharrem etme. Kardeşime de buradan çok selamlar, sevgiler. Çok sevdiğim bir arkadaşım. Camiada tanıştığım bir arkadaşım. Eyvallah. O da branşında başarılı bir arkadaş. Ankara şeyinde. Evet, Ankara. Ne kadar güzel ama. Bir de böyle dostluklar da oluşuyor tabii, değil mi? Tabii ki de. Şu an bizi burada Azerbaycan'dan izleyen var. İran'dan anam, Azerbaycan. İzleyen var. Zaferimiz selam, kutlu olsun. İran'daki Azerbaycan'a. Arkadaşıma selam. Evet. Ben Azerilere özellikle seslenmek evet istiyorum. Zaferimiz Azeri kutlu olsun efendim. Evet. Türk dünyasının, Türklerin zaferi olarak nitelendiriyorum. Çünkü Azeri, Azerbaycanlı diye bir şey yok. Yani Azeri diye bir kelimeyi kabul etmiyorum. Doğru. Türk. Azerbaycan'da yaşayan Türkler, Türkiye'de yaşayan Türkler.
Hepimiz karındaşız, hepimiz kardeşiz. Biz ne derler? İki devlet, bir milletiz. Aynen. Elhamdülillah. Aynen. Bunu da buradan Azeriler kardeşlerime söylemek istedim. Önemli bir söz. İzliyor. Zaten dünyanın korktuğu o. Bizi birleştirmek. Biz birleştiğimiz aynen anda. Ya inanın içimizde de Azeri kardeşlerimiz var. Bizim televizyonumuzda çalışan bir Zafer kardeşim var mesela. Kültürümüz o kadar bir ki. Yani ayrı devletlerde, ayrı coğrafyalarda yaşamışız. Ama özümüzü, değil mi, yitirmemişiz. Şükürler olsun. Yemeğimizi aynı lezzet damak lezzetimiz, değil mi? Zafer gelir yer burada mesela. Abi aynı işte ismi değişik ama der bizdeki şeye benzer bu. Aynen öyle. Yani çok benzer hayat tarzlarımız da var onlarla. Değil mi? Evet, evet. Onlarda da ruh var değil mi dövüşürken? Evet. Hissedebiliyoruz aynı ruhu, Türk ruhu. İşte evet bu. Evet, kesinlikle çok onlardan çok öyle. Çok önemli diye aynı ya, hemen hemen sadece bir şivelerimiz farklı. O da bizim şey gibi yani Elazığ'la İstanbul şivesi gibi bir şey farklı. Niye Elazığ'la şey, Baskil şivesiyle? Yani Baskil şivesi. Ya burada Baskilere bazen takılıyorum, ne olur affedin beni, çok seviyorum. Tuncelilere değil mi kardeşlerimize? Evet, evet. Türkçe'ye çok fazla yabancı da kelimeler girmiş ama Azerbaycan fazla yabancı kelime girmemiş. Üstad bunu evet biliyoruz. Çok yani, doğru. Asıl önemli olan. Onlarda da var ama. Çok onlarda fazla. Da bizde Fars, Peran çok. Çok fazla. Her evet dilden var yani. Farklılıklar var. Bu bir kültür mozaiği aslında. Evet. Farklılığımız. Yani bir il içerisinde mesela iki dil kullanılabiliyor. Yani aynen iki farklı tabii ağız kullanılabiliyor. Bu bizim güzelliğimiz, farklılığımız. O kadar güzel oluyor ki aslında. İşte espri doğuyor bazen, evet, değil mi? Azeriler geldiğinde o kadar öz Türkçeyi konuşuyorlar ki, o kadar hoşuma gidiyor ki benim. Mesela bundan zevk alıyoruz. Ankara'dan mı? Arkadaşım evet, yazmış. Anılar var tabii. Tabii. Değil mi? O kamp anıları da çok güzeldir, değil mi? Çok güzel. Gerçekten çok güzel. Yani o kampa girmek için sadece çalıştığım günler oldu. Zorlu, bayağı zorlu geçiyor. Yani artık bir de mesela ben 48 kiloyum, 52. Benim yarın öbür gün rakibim olur mu, açımı çözer mi kampta, o şeyleri de çok bizde oluyor. Ama çok güzel bir ortam oluyor. Sadece antrenman yapıyorsun, hiçbir şey düşünmüyorsun. Ne maddi, ne manevi, ne aile, hiçbir şey düşünmüyorsun. Sabah uyanıyorsun, koşuyorsun, yemeğini yiyorsun, antrenmanı yapıyorsun, sohbet ediyorsun. Sadece spor konuşuluyor yani. O masa başı, sonra kahvaltı bile çok birlikte güzel kamp arkadaşlarıyla. Çok güzel, çok eğlenceli oluyor. Espriler, şakalar falan bana yapmışlardı hatta. Çaydanlık şakası yapmışlardı bana. Ana, korktun mu? Ben yeni geldiğim için yani bahsediyorum. Ha sizlere cik muhabbeti var. Evet. Ben ilk katıldığımda öyle bir espri yapmışlardı. Hoş geldin diye. Kaptanımız yapmıştı, İstanbullu. Kendisine selamlar olsun. Gülşah Kaptan. Buradan da bizden de evet selam olsun. O yapmıştı. Yani o planlamış. Diğerleri de katılmıştı. Çaydanlığı şey yapmıştı. Ben çok korkmuştum ama. Yani normalde yapsalar korkmam belki. Ama bütün kızlar bir olup beni bayağı bir korkutmuşlardı orada. Tonga'ya düşürmüşler. Bayağı. Eyvallah. Şimdi biraz da şu milli takım seçmeleri. Ocak ayında dedin. Evet. Ondan bahsedin. Sen de katılacaksın ama öncelik tanınacak diyorsun inşallah. Bahset bize Zeral. Ocaktaki maçta daha şey belli değil. Tarih belli değil. Biz zaten çalışıyoruz Haziran'da. İnşallah ertelenmez bu arada. Yani normalde 11 ile 14 arasında falan oluyor ama sonlarına doğru ertelenebilir diye düşünüyorum. Bilmiyorum tabii ki de. Ama Ocak'ta olur herhalde. Eğer olursa biz zaten hazırız. Dövüşeceğiz. Herkes kendi branşında hazır. Yeni sporcularımıza katılacağız. Evet. İnşallah Elazığ her zamankinden daha fazla altın madalyayla dönmeyi nasip eder Rabbim. İnşallah. Bizim İnşallah de temennimiz o yönde. Ama şu da var. Şimdi Elazığ'ımız elbette ki sporcularımız kazansınlar istiyoruz. Milli takım da ülkemizi temsil etsinler. Ama şu da var. Ülkemizi en iyi kim temsil edecekse onun kazanması var. Evet. İstiyoruz. Önceliğimiz lazım bu takım. Ama ülkemiz hepsi her şeyin başı. Çünkü orada bir Yozgatlıyla, bir Ankaralıyla, bir Samsunluyla değil. Bir İsrailliyle, bir Fransızla mücadele edecek. En iyi ve en hak eden gitsin ki göğsümüzü kabartsın orada, o şanlı, anı şanlı Türk bayrağını göğünlere çeksin ve bizim göğsümüzü kabartsın. Önemli olan bu. Ben buradan elbette ki yıllarca bir takımda mücadele vermiş Zelal'e, gerçekten o da benim gibi düşünüyordur eminim. Musa ilk defa milli takıma gidecekti. Onun da şanssızlığı tabii çocuğun.
böyle madalyasını da taktı. Çok da yakışıklı oldu Musa bu arada. Teşekkürler, sağ olun. Evet. Efendim şöyle mesajlarımız geliyor. Onları da okuyalım dilerseniz. Maşallah. Evet. Biri yazdı, sildi ama. Selamlar, ismini yazmış. Herhalde okumadım diye sildi. Tekrar yazsın bize, okuruz. Efendim, merhabalar. Ben Musa'nın İstanbul'dan kuzeni Serhat Çakar. Kuzenime ve antrenörüne çok güveniyoruz. Ve onu daha yüksek kategorilerinde görmek için her türlü maddi manevi destek veriyoruz. Umuyorum ki hayal ettiği yerlere gelir, sevgilerimle. Ben az önce söylediğim şeyi tekrar söylemek istiyorum. Aile elbette ki destek olacak, kuzenler. Ama bu işin artık bir profesyonelce yapılması lazım. Aynen öyle. Yani firmaların, markaların bu gençlere, bu ülkemizi temsil eden gençlere sahip çıkması ve onlara sponsor olması gerekiyor. Çünkü ülkemiz artık küçük bir ülke değil. Hiçbir zaman değildi. Ama artık sporda da, sanayide de, her şeyde olduğu gibi sporda da kendini ispat etmesi lazım. Şöyle üst sıralarda, olimpiyatlarda, değil mi Zelal? Evet, inşallah. İsmimizin yazılması gerekiyor. Bunun da destekten geçiyor. Büyük ülke olmanın gereğini yapmamız lazım. İşte menajerlik dedik, değil mi? Sporcularım hiç... benim menajerim. Eyvallah, ona bir sözüm yok. O, bu kadarız. Çok önemli ama profesyonel anlamda menajerlik gelmesi lazım spora. Zelal. Yani var işte bunu profesyonel yapar? Dövüşler ülkemizde... de var. Profesyonel dövüşler de var. Ama amatör Türkiye Federasyonu'nun düzenlediği branşlarda yok yani. Peki şimdi kamplara gidiyorsunuz, yurt dışında da, evet, müsabakalarda görüyorsunuz. Mesela o sporcuların şeyleri var değil mi, menajerleri? Yok, onlar sadece toplu geliyorlar. Ülkelerini temsilen geliyorlar. Kimse menajeri dahilinde gelmez oraya. Ama bence onları bu işlerini yürüten, işte sponsorları yürüten insanlar ama var. Ama şey işte, peki acaba devlet eliyle mi yapıyorlar bu işi? Onu yapmıyorlar ama şöyle bir şey var. Profesyonel dövüşlerde atıyorum. Mesela ben bir kanala çıkıp orada dövüşeceğim zaman o benim menajerim sayesinde oluyor yani. Hiç düşündün mü profesyonel? Profesyonel dövüşü düşündüm. İstedim de. Benim modelimi çok yatkın olarak görenler de var. Türkiye'den birçok hoca tavsiye de ediyor. Evet. Ama biraz sıkıntılı bir mevzu. Sakatlık olayları falan çok fazla oluyor. Bir kere yenildin ya da bir sakatlandın, o ömür boyu kalıyor sende. Çünkü o koruyucusuz dövüşüyorsun orada. Değil mi orada koruyucusuz? Bir de ben hocam ne derse odur. Bir bildiği vardır diye. Tabii bu işte Abdullah Hoca. Abdullah Hoca yani gerçekten... güveniyoruz ona. Dövüştürmedi, ben de ısrar etmedim yani. En iyi o bilir. Bizim söylememiz boş. Bu anlamda ben çok takdir ettiğim bir insan. İnşallah bir gün izin verir. Orası ayrı, hala istiyoruz. Şey, profesyonel mi? Ben profesyonel dövüşte çok iyi olacağımı düşünüyorum. Modelim düşünüyorum, amatöre gitmiyor çünkü benim. Yine de hocanın dediğinden ama çıkma işte derim. Hocam, inşallah. İnşallah. Merhabalar, Ömer Alan. Spor kulübü olarak takipteyiz. Hocama ve can yoldaşıma selamlar, Kerem Ergin. Buradan Kerem kardeşime de. Keşke o da burada olsaydı. İnşallah. O da Türkiye şampiyonu. Öyle mi? Evet. Bir dahakine onu da getiririz. O biraz şey, Malatya'da şu an taşındılar. Malatya. Normalde hep yanımızdaydı. Evet. Malatya taşındı ama yine bizimle dövüşüyor, işte bizimle maçlara katılıyor. Kesinlikle. Yine haberleşiyoruz, yine antrenman konularını konuşuyoruz. Ama bir sıkıntısı oldu, işte Malatya'ya gitmek zorunda kaldı. Sevgiler kendisine, seviliyorsun Kerem. Eyvallah, ben de selam olsun Malatya'daki kardeşimize. Hocam merhaba, iyi yayınlar demiş. Nasılsınız, iyi misiniz? Malatya'dan selamlar. Yeğenim Musa ve hocası Zelal'e selamlar. İnşallah bu gençlere sahip çıkarız. Kolay yetişmiyorlar. Katılıyorum. İyi yayınlar. Timur Baydaş. Bize ulaşmış Malatya'dan. Senin Malatya'dan bağlantı. Malatyalı mısın sen? Yok, ben Elazığlıyım. Amcam görev nedeniyle orada Malatya'da. Hı-hı. Eyvallah. Selam olsun. Çok selam Timur olsun Bey'e. Ona da buradan. Ben de birebir katılıyorum. İşte destek olunmalı. Hem izleyici açısından hem işte sponsor açısından bu gençlerimizin yanında olmak zorundayız. Yani bizler yayın organı olarak ben üzerime düşeni yaptığıma inanıyorum. Zelal de bilir. Evet, her yıl en az bir iki defa, evet, konuk alırım. Onları tanıtmaya çalışırım. Çünkü değer veririm. Milli sporcularımıza, milli olma yolunda giden sporcularımıza. Bunda inşallah yeterliyizdir kendi adımıza. Teşekkür ederiz. Rica ederiz. Hayırlı yayınlar. Zelal hocamız da ablam demiş parantez içerisinde. Gurur duyuyoruz ve onun peşinden gidiyoruz. Selamlar, saygılar. Zelal Şengür'ün şampiyon kardeşleri. Vav! Wow.
Bu arada onları da soracaktım. Sizleri soracaktım yani. Senin 3-4 tane kardeş. Biz 6 kardeşiz. 6 kardeşten bayağı bir hepsi neredeyse. En büyükleri benim. Ve ben başladıktan sonra hepsini kickboksa başlattım. Nasıl gidiyor onların nasıl? Şampiyonuz demiş ama ne şampiyonları? Biraz sana açıkla. Türkiye şampiyonu. Bir defa aldık değil mi onları da? Beraber mi aldık? Helin almıştık. Helin almıştık. Helin aldık buraya. Point'te ikinciliği evet. var onun. Deniz Light Contact. Onu ringe hazırlayacağım inşallah nasip olursa. Güçlü bir kız yani. Az çok biliyor herkes. Erkeklerle dövüşüyor. Öyle mi? Evet. Onu ringe alacağız ilerleyen zamanlarda. Ama işte bu pandemi... biraz sıkıntı olduğu için bahçede hepsi babamın yanındalardı. Yeni yanıma geldiler. Babam da 65 yaş üstü olduğu için koronadan korkuyor. Gelemiyor. Tabii kendini korumak zorunda. Evet kesinlikle. Haklı olarak. Buradan da selamlar, yüzden, hürmetlerimi gönderiyorum babanıza da. O yüzden kardeşlerim de onun yanındaydı. Şimdi yeni geldiler. İşte bu koronayı atlatabilirsek, okullar falan düzene girerse tekrar antrenmanlarına başlatacağız. Şu an antrenmansızlar. Ama inşallah iyi olacaklar. İki erkek kardeşim var. O da Musa'nın yaptığı branşı yapıyor. Point. Ama tek şu an ringde olan benim. Bana çekmediler. İnşallah diğeri de gelecek. Gelecek. Deniz gelecek. Deniz'i kendi sırayla hepsini alacak. Alacaksın inşallah. İnşallah. Hepsini aldıktan sonra da emekli olmayı düşünüyor. Antrenör olarak devam edecek inşallah. Ama inşallah benim çektiğim zorluklarımı ne kardeşlerim ne de sporcularım çekmez. Çünkü Elazığ'da aslında ya eğer bırakırsam da nedeni bu olacak zaten. Hem sakatlık vardı hem de Elazığ'da yeteri kadar desteği görmedik. Bunu da her yerde söylüyorum. Celal, haklı olarak serzenişlerim var. Ben bu konuda seni sakin olmaya spor adına. Öyleyim ama işte. Şey yapıyorum. Çünkü bunları hem sanat camiasında hem spor camiasında çok yaşadık. Evet. Bizler de yaşadık. Bu sahip olma. İnan her meslek dalına sorsanız ya da hangi alanda sorsanız bizim desteğimiz, sahipçimiz yok diyebilir. Bunlar elbette ki önemli şeyler. Ama bir yerde kendi kendimize sahip çıkmayı öğreneceğiz. Şu ana kadar öyleydik. Evet, ben inşallah tabii bu konuda çok değerli il müdürümüz, Gençlik Spor İl Müdürümüz. O da çok, onlar da çok sağ olsunlar. Bu konuda gereğini orada yapacaklarını tahmin ediyorum. Senin gibi sporcunun küskün ayrılması, bırakması hoş değil. Hemen mesela 2 dakikamız varmış. Nasıl geçti? Sizin ne zaman geçti? Çok rahat geçiyor biliyorsunuz hep. Musa Baydaş'ın ailesi olarak sizlere selam gönderiyoruz. İyi yayınlar demiş. Sizler de bu programda böyle sporculara yer verdiğiniz, tanıttığınız için ayrıca şükranlarımızı iletiyoruz. Aytu Baydaş. Anne mi? Abi. Abi. Aytu Baydaş. Eyvallah kusura bakmayın. Olabilir. Bayanda da kullanılabilir Aytu. Evet. Buradan abine de selamlarımı gönderiyorum. Hemen mesajlarımız, anam mesaj şeyine geldik. İran Azerilerinden Zelal sevgiler saygılar demiş. İran'a da buradan oradaki Azeri kardeşlerimize de selamlarımızı gönderiyoruz. Selam. Merhabalar diyorum. Hemşerilerimize başarılar diliyorum. Hollanda'dan Mehmet Gün. Eyvallah Hollanda'ya da selamlarımız olsun. Efendim merhabalar iyi yayınlar. Yeğenim Musa ve antrenörü Zenan Zelal Hanım'a başarılar diliyorum. Yeğenime güvenimiz sonsuz. İnşallah daha büyük başarılara imza atacak. Her zaman yanındayız. Seni çok seviyoruz. Şampiyonumuzsun. Bir de kalpler koymuşlar. Arife Çakar ulaşmış. Çok teşekkür ederiz. Hemen okuyup bitiriyorum. Gakkomi yayınlar gençlere yer verdiğin için teşekkürler. Ayrıca Elazığ sporumuza zor da destek versinler. Muz'da zor da destek versinler. Bu takıma bir de erişte çorbası kavurmasız olmaz. Doğru vallahi olmaz. Duydun mu şefim? Öyle mi? Vallahi doğru. Erişte çorbası kavurmasız olmaz. Doğru. Aşçı Gakkum'un eline sağlık. İyi usta. Bir de gelmiş geçmiş en büyük sporumuz, sporcumuz Naim Süleymanoğlu'nu rahmetle anıyorum. Aynı şekilde. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Teşekkürler, selamlar. Ramazan Kalkan ulaşmış. Gerçekten göğsümüzü kabartan dünyada çok büyük bir sporcumuzdu. Naim Süleymanoğlu. Evet. Birçok sporcuların ardından gidiyor zaten. Ben Allah'tan rahmet diliyorum tekrar. İyi yayınlar diliyorum. Sporcularımıza sahip çıktığınız için sizlere teşekkürler ediyorum. Değerli antrenörümüz Zelal Hocama ve oğluma başarılar diliyorum. Musa'nın annesi Emine Baydaş. Ne güzel bir duygu değil mi? Aynen öyle. Efendim merhabalar Milat Bey. Severek takip ediyoruz. İstanbul'dan tüm konuklara sevgi ve saygılar.
Pertekli demiş sadece parantezine. Hemşerime de buradan selamlarımı gönderiyorum. Son mesajımı okuyorum. Minik sporcu kardeşimizden selamlar, saygılar demiş. Bilmiyorum hangi minik. Bir de yeni geldiler, var dedin. Yeniler çok, çok kalabalık. Var mı kapasiteliler? Çok. Alttan yetiştiriyoruz. Minikleri zaten point'e yönlendiriyorum, esneklik amaçlı. Hani ailelerinde o korkusu olmasın, rahatlıkla yanıma getirebilir çocuklarını. Esneklik ve denge çalıştırıyoruz zaten. Sonra ufak ufak... Hemen ringe çıkmıyorlar, merak etmeyin. Hayır, kesinlikle öyle bir şey yok. Sadece savunma öğretiyoruz. İsterse ringe geçerse o zaman biraz daha darbeye alıştırıyoruz sadece. Ama istemezse yine aynı şekilde kalabilir. Ve ayrıca ben buradan birisine selam yollamak tabii istiyorum. Tabii ki. Buradan Murat Ustay'a ve Tuba Erdoğan Hanım'a çok selamlarımı yolluyorum. Tanıyorsunuzdur. Kendisi son zamanlarda bana çok umut oldu. O yüzden ona çok teşekkür ederim. Tuba Hanım el atlıysa tamam ama... senin desteğine ihtiyacın yok. Yani bunu da söyleyeyim. Yani görevini yapacaktır. Yani umut oldu. Görüşüyoruz kendisiyle. Herhalde. Kendisine çok teşekkür ediyorum buradan. Ben de buradan Tuba Hanım'a, Tuba Erdoğan Hanımefendi'ye selamlarımı gönderiyorum. En kısa zamanda da pandemi döneminde aramızda olamadı. O kronik rahatsızlıkları varmış. Evet. Buradan da tekrar geçmiş olsun diyorum. İnşallah bir araya geleceğiz Tuba Hanım. Ben Zeral, geçmiş olsun. Teşekkür ederim. İnşallah bir an önce olmaz. İnşallah. Seni de kutluyorum. Teşekkür ederim. Musacığım, başarılarını bekliyoruz. Aynı şekilde senin de. İnşallah. Ben geldiği için çok değerli King Boxçu kardeşlerim, Pointçu kardeşime çok teşekkür ediyorum gerçekten. Davet ettiğiniz için biz teşekkür Şeref ederiz. Şeref duydum. Ben her zaman sizlerle gurur duydum biliyorsun. Teşekkür ederim. Her zaman da yeriniz var burada. Tamam. Teşekkür ederim. Şimdi kısa bir araya gideceğiz efendim. Akabinde de çok kıymetli Günnur Küçük. Bizlerle, güzellik uzmanımız bizlerle birlikte olacak. Güzel bir kaş lamisyonu herhalde yanlış hatırlamıyorsam gösterecek bize. O konuyu işleyeceğiz. Estetiğine ve güzelliğine önem veren hanımları da ekran başına davet ediyoruz değerli izleyenler. Hepinize böyle kısa bir ara, sakın bir yere ayrılmayın diyelim. Tekrar birlikte olacağız. Reklamlar efendim. Evet değerli izleyenler, tekrar karşınızdayız. Kısa bir araya gittik, reklam arası. Efendim çarşamba günlerini çok seviyoruz. Niye seviyoruz? Güzellik uzmanımız Günnur Hanım'la birlikteyiz. Günnur Küçük efendim. Güzellik uzmanı hoş geldin hocam. Nasılsınız? İyiyiz, sizleri sormalısınız. Nasılsınız? Allah razı olsun. Vallahi koşturmaca bizim biliyorsunuz hafta içi evet, her gün. Aynen öyle. Ama çarşamba günü önemi farklı bizim için. Çok tabii teşekkür ederiz, sağ olun, bizim için de öyle. Şöyle ilk bölümden bahsedelim. Biliyorsunuz milli sporcularımız bizimleydi. King Box ve Point'te milli takım sporcularımız Zelal Şengür ve Musa Baydaş bizlerleydi. Biliyorsunuz milli takıma girdiler ama maalesef şu pandemiden dolayı hiçbir müsabakaya gidemediler. Ama o ünvanlarını koruyacaklar inşallah. Ne zaman? Ocak ayında milli takım seçmeleri yeniden yapılacak. Orada tekrar şehrimizi temsil edecekler ve milli takıma inşallah katılacaklar. Ülkemizi böyle göğsümüzü kabarta kabarta daha önceki yıllarda olduğu gibi temsil edecekler diye umut ediyoruz. Ben buradan tekrar tüm emeği geçenlere saygılarımı, hürmetlerimi gönderiyorum. Onların sorunlarını konuştuk, onların yaşantılarını konuştuk, biraz masaya yatırdık. Ama bir de yemeğimiz var Günnur Hanım, bugün ne yiyeceğiz biliyor musun? Pastırma değildi ama. Yok yok. O kadar pastırma. Pestil kavurması. Çok iyi. Evet, daha 3 sezondur güzel beraberiz inşallah. Belki de yemiştir, bilmiyorum. Yok, denk gelmedi. İlk defa geldi. Ama bizim harputumuzun, evet, Elazığ'ımızın vazgeçilmez bir tadı. Çok güzel pestil kavurmamız, bir tatlı. Bir deneyimiz var şefim. Kavurmasız erişte çorbası. Hemen eleştiriyi aldık. Vallahi harikasınız ha. Değerli izleyenler, hiç erişte çorbası kavurmasız olur mu dedi bir izleyicimiz yazmış. Haklı. Evet, biz şimdi her evde kavurma olmayabilir. Eskiden olsa her evde olurdu malum. Ama biz şu anda orta halli ailelere hitap ediyoruz. Bunu da söyleyelim. Her evde kullanılabilecek şekilde bir erişte çorbası
Sevmeyenler vardır belki. Sevmeyenler olabilir. Sen et İçemez mesela. Belki. Ama kavurmalı da bir başka olur. Bunu da söyleyelim. Bir kavurmalı erişte çorba, kavurmasız erişte çorbamız var. Bir de pestil kavurmamız yine var. Yine Gülhat Bey şeydi yani kavurması da çok güzel. Bir seyircimiz bir denesin. Gerçekten çok güzel oluyor. Yani kavurmalı tamam bir eyvallah bir şey demiyoruz. Tabii ki. Kavurmalı olmalı. Yani kavurmasız da tam ölçüde yaptığınız zaman çok lezzetli, çok harika bir çorbadır. Doğru. Ama Elazığ menşeli bir çorbadır. Onu da söyleyelim. Aynen. Erişte çorbası. Özünde kavurmada koymuş. Onu da söyleyelim. Aynen. Evet neler yaptık? Bir anlat şefim. Çorbamızı hazırladık. Şu anda en sonunda servis yapmadan önce bir takla atırırız. Hafif ısıtmak için. Kaynatacağız değil mi? Yani tabii. Öyledir. Pestilimizi suda beklettik. Süzdük. Suyu süzüldü. Şimdi böyle elastiki olmasın diye. Evet. Değil mi? Yani şimdi ıslanmadığı zaman diş kesmez o lastik gibi olur. Deniz gibi kayış gibi. Ama şöyle bir test ettim. Vallahi harika. Günuran belli, bir tane, belli. Bir tane yani al şöyle pestili. Benziyor derece yani. Sever misin bilmiyorum pestili. Severim. Bir harputlu sevmez ederiz, mi? Severim. Eyvallah. Şöyle. Şu an bir lokum kıvamı aldı. Biz çok onu güzel. Tereyağında kavurduğumuz zaman tereyağında kavurup yumurtayı kırıp öyle dağıtacağız. Yani çırpıp da dökmeyeceğiz. Çok doğru. Beyazı bir ayrı, sarısı bir ayrı olsun yani. Üzerine servis yaparken üzerine biraz bir ceviz serpiştiririz. Cevizle pestil zaten birleşiriz ama mükemmel bir tatlı ortaya çıkıyor. Tamam bir bağmanca tatlısı. Yani ben sürekli bile benim ağzım sulandı yani. Eyvallah. Peki kolay gelsin sana şefim. Efendim bugünkü konumuz Gündür Hanım'la iş yiyeceğimiz. Salonunda sürekli uyguladığı bir uygulama yine. Evet. Kaş. Kirpik. Pardon kaş ve. Kirpik laminasyonu. Şey, kirpik laminasyonu. Evet. Evet. Bugünkü konumuz. Ve ipek kirpik. Aynen. De konuşacağız kaşı bugün. Kaşı kirpiği konuşacağız yani evet. Bugün. Şimdi bize bir anlatın nasıl bir uygulamadır bu? Evet çok trend yani. Trend evet. Bayağı bir ses getiren işlemlerden biri. Öyle güzelliğine, estetiğine evet. Önem veren hanımefendilerin, kadınların tercih ettikleri bir yöntem. Aynen öyle. Çünkü hani öncesindeki sezonlarda hep kalıcı makyaj anlatırdık. Siz de artık konuya hakimdiniz. İşte olmayan kaşa kaş efekti veriyorsunuz, microblading ile çalışıyorsunuz veya makineyle dolduruyorsunuz, pudralama diye yöntemler, bir sürü şeyler var. Evet. Ama kalıcı makyaj, evet şu an belki tepki çekeceğim. Benim merkezimde de yapılmasına rağmen ben çok sevmiyorum. Hı-hı. Yani insanın o natüralliğini alıp götürüyor. Sonra dönmek istediğinizde dönemeyebiliyorsunuz. Hep çünkü biz bugün evet bu moda yapalım diyoruz ama makineyle girildiğinde de öyle kolay kolay silinmiyor kalıcı makyaj. Dövme yaptırmak gibi düşünün. Hani dövme sildirmek için uğraşıyorlar ya, kaşınızı yaptırdınız sonra sildirmek isteyebilirsiniz. Bayağı bir meşakkatli. Evet. Bu yüzden hep alternatifini arıyordum. Yolum kesişti en son şimdi, gittiğim eğitimde. Şimdi söylediğiniz olay çok önemli bir şey aslında. Evet. Böyle kendine değişiklik sürekli yapmayı seven insanların kalıcı makyaj riskli aslında. Kesinlikle öyle. Yani mesela bu sene işte uzun kaş moda. Siz böyle yaptınız. Kavis yaptırmadınız. 5 sene sonra kavisli kaş çıkabilir. Kesik kaş çıkabilir. Tabii. Daha işte. Bir de onun modası da çok değişken. Çabuk değişiyor gerçekten evet. Öyle. Vallahi yani. İnsanlar kendine yakışanı değil de modayı takip edince daha da mutsuz olabiliyorlar. Şimdi bakıyorsunuz yay gibi bir hanımefendinin evet. Kaşı. Evet. Ertesi gün dümdüz olabiliyor. Ertesi yıl. Ve şey olabiliyor. Değiştirebiliyor. O ifade çok sertleşip de aa sana ne oldu? Hani direkt diyemiyorsunuz yakışmamıştı ama. Olumsuz şeylerle karşılaşılıyor. Açıkçası ben karşılaştığım için kalıcı makyajı böyle içime sinerek çok sevmiyorum yani açıkçası. Eyvallah. Efendim görüntülerimiz de var. Birazdan o görüntüleri de vereceğiz. Yani nasıl yapıldığı konusunda değişiklikler, eski haliyle yeni halleri arasındaki farklılıkları da vereceğiz. Ama lütfen devam edin. Şimdi işte ben bir B planı ararken son katıldığım eğitimde laminasyonu daha önce de duymuştum, araştırıyordum ama iyi bir marka arıyordum. Çok tatlı bir hocayla tanıştık. Zaten Türkiye'de tek distribütör her zaman olduğu gibi. O markayla girdik. İsim vermeyeyim. Tek yani. Onun üstünde bir marka yok. Segment olarak da. Hocamdan birebir eğitim aldım. Kişisel, özel. Kadıncağız sağ olsun. Eğitimi de kolay değildir bunun. Çok zor ve çok da pahalı eğitimi de. Ama sağ olsun dediğim gibi hocam bize bu eğitimi sundu. Biz de aldık elimizi cebimize atıp eğitimini aldık. Ürünlerimizi de aldık geldik. Yaklaşık 3 aydır laminasyon merkezimde hizmeti veriyorum. Harika. Çok iyi sonuçlar alıyoruz. Bu laminasyon nedir? Sizin var olan kaşınız mesela görsel gelirse bu anda evet, benim görsellerimizi rejimizden rica edelim. Onları da bir göstersin. Da tek tek evet şu. Bakın ne kadar ince bir kaş varmış evet. Öncesinde. Bu tam alınmamış. Yine mesela dağınık bir kaş. Altta evet. Taranmış. Böyle tamamen intizamlı, özel kalıcı makyaj yapsanız bu kadar düzgün durmuyor. Durmaz. Tek 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 çok taranıyor doğru. Bunlar. Özel solüsyonları var. Orada sabitliyoruz.
kalmasını sağlıyoruz. Boşlukları da mesela kına yapmak gibi düşünün, boyuyoruz. Evet. Bitkisel, tamamen kimyasal, hiçbir şey yok. Hamilelere, emzirenlere, bütün ruh hastalarına bile yapılabiliyor. Hani kalıcı makyajda boyayı iğneyle sonuçta enjekte ediyorsunuz. Böyle bir şey değil. Bir nevi dövme yapılıyor. Aynen öyle. Bunu boyamak gibi düşünün. Sürüyorsunuz, saç boyası gibi solüsyonu var. Bunun da işte setimde şu kadar şundan, şu kadar şundan koyup bu rengi elde ediyoruz. Evet. Ve işlem yaklaşık bir saat sürüyor. Soru gelecektir zaten. Ben de soracağım zaten değerli izleyenler. Kalıcılığı ne kadar süre, pişman olduğu, mutsuz olduğu, bunu değiştirme şansı var mı? Bunları soracağım, merak etmeyin. Sizler de sorabilirsiniz mesaj yoluyla, WhatsApp numaramızda. 4 tane ürünü var. Öncesi temizliyorsunuz. 1, 2, 3, 4 diye numaraları var. Hepsinde de 15'er dakika bekletmeniz gerekiyor. Evet. Sürdünüz, hepsi okey. Sonrasında boyasını sürdük. Evet, yine resimlerimiz mesela geliyor, yine görüntülerimiz. Bakın, attı ilk görselde kalıcı makyaj vardı. Evet. Onu kapatmak istiyordu sevgili danışan. Ben bu işlemle hem o kalıcı makyajı yok ettim, hem de kendi görselini daha çok sevmesini sağladım. Bir de şu var. Kalıcı makyajdan çevirebilirsiniz. Tabii ki. Bu da tabii önemli ki, bir şey. Aynen. Kalıcı makyajı var ama bu bizim için engel değil. Tam tersi, daha çok seviyor kendisini. Hani kötüyü gördüğü için iyiyi görünce çok mutlu oluyor. Bu şekilde orayı absürt bir şekilde yok ettik, gitti ve mutlu bir şekilde gidebiliyor. 3 tane ürününü yaptıktan sonra ben kaşı boyadım. 45. dakikam, artık botoksu var bir de. Bu setin özel bir botoksu var. Onunla ne kadar hacimli gözüküyor. Bir set olayı bu. Tabii bu bir set. Öyle mi? Balkava set diye getirmiş. Evet, evet. Aynı onun gibi, onun bir gibi set düşünün. Çok iyi. Aşamaları var, sırası var, süresi var. Hep bunları kontrol etmeniz lazım ama bir dakika fazla kalmaması gerekiyor. Çok iyi. Çok dikkatli olmanız gerekiyor uygulama yaparken. Sonrasında ise botoks uyguluyorum. Yine söylüyorum, iki kaş arasında iki kat fark var. Sanki kaş ektirmiş gibi duruyor. Halbuki botoksla biz oraya efekt dedik. Kendi kılları daha kalın, daha sağlıklı ve daha gür gözüküyor. Evet. İşte bunlar çok güzel şeyler. Bence kendimizde var olanı ön plana çıkarmak çok daha mantıklı. Yani yapaylıktan uzak. Hanımefendiler için gerçekten güzel bir, güzel bir uygulama, evet, güzel bir icat. Hocamın da dediği gibi. Hele az önce söylediği kalıcı makyajdan pişman olan ya da şeyler için de, peki tüm kalıcı makyajlar için geçerli mi bu kaşta? Hayır. Tabii kaş için geçerli ama mesela dudak yapmış, mutsuz, değil, morarmış. Tamam. Ondan bahsediyorum. Kaş için. Kaş için evet. Herkesi değiştirebiliriz. Herkese yapabiliriz. Herkese yapabiliriz ama şöyle bir eksisi var. Hani bu kalıcı makyaj gibi sonsuza kadar veya 5 yıl, 3 yıl, 2 yıl değil ömrü. Ömrü 2 ay. İki ayda bir yenilemeniz gerekiyor. Yani şimdi akla gelen soru, onu da sormak zorundayız. Çok pahalı bir işlem. Çok pahalı bir işlem değil. Çünkü iki ayda bir ekonomileri sarsabilir diye. Evet. Yani şey ben uygun tutmaya çalışıyorum. Gerçekten çok makul. Bu markayla çalışıp da bu kadar iyi sonuçlara, bu fiyatlarla çalışmak neredeyse imkansız. Makul tutuyoruz. Şöyle bir algımız var. Kalıcı makyaja da bir bütçe ayrılıyor mu? Ayrılıyor. Ayrılıyor. Ve biz bunu büyük vaatlerle yaptırıyoruz. Keza ben de yaptırdım. Çok iyi yerlerde de yaptırdım. İşte 2 yıl kalacak, 5 yıl kalacak. Bunların hepsi hikaye. Afaki konuşuluyor. Hiçbiri benim merkezimde de yapılsa 2 yıl kalmaz arkadaşlar. Öyle bu mi? Sadece yani çekmek için. Müşteri çekmek için. Doğru cümleler değil. Kalmaz, akıyor, gidiyor. Saç boyası gibi düşünün. Hele böyle peeling falan yapıyorsanız. Sizin bu dürüstlüğünüze bayılıyorum. Yani vallahi iki tane müşterim var. Bakın vallahi saç yapılacak birazdan. Lazerde de aynı şeyi yapar. İzlese vazgeçecek kadın. %100 sonuç alınamazsınız. Derep. Günur Hanım 3 yıldır da bunu hep zikreder. Hep doğrudur da. İşte bunda da aynı şey. Kalıcı makyaj yaptıranlar da 2 yıl ömrünün olduğu söylenir. Ne için? Müşteri çekmek için elbette ki. Evet. Ama asla 2 yıl kalmaz diyen de yine Gülnur Küçük. Şimdi şöyle söylüyorum. Tebrik ediyorum bu anlamda. Saçımızı boyadık. Hiç 2 yıl kaldığını mümkün mü ya? Bu onun gibi bir şey. İstediğiniz kadar iğneyle yapılsın. Her duş aldığınızda, her zaman geçtiğinde, zaman dilimi. Mesela ben özellikle peelingler, işte her şeyi denediğim için yüzüme leke açanları falan, bu kaşa geldiğinde daha çabuk gidiyor hatta. Ama mesela 2 yılda nasıl olur? Farla kapatırsınız, altta bir taban olur. Evet, okey, kalıcı makyaj bunda işe yarar ama 2 yıl kalmaz. Buradan nereye gitmek istiyorum? Yani biz kalıcı makyaja 6 ayda bir bütçe ayıracağız. İyi bir görsel için. Laminasyona da 2 ayda bir ayıracaksınız. Laminasyonun fiyatı kalıcı makyajdan daha uygun. Ama sizin var olan kaşınızla yapıyoruz ve gün gelecek kendi kaşınız geri gelecek. O küsenleri yeniden çıkarıyor. Keratin bakımı yapıyoruz çünkü biz aynı zamanda var, besliyoruz bu kaşı kirpiği. Sadece göster olarak. Bu da paketin olarak, içerisinde. Tabii ki. Hepsi aşamalı olarak uygulanıyor. Keratinle botoks yaptırıyoruz biz o kaşa. Yani siz kendi kaşlarınızı kavuşabilirsiniz.
Şimdi ben sorularım içerisinde ömrü ne kadardı diye sordum. 2 ay dedi. Evet, 2 ay. Önemli bir cevaptı. Çünkü bunu herkes söylemeyebilir, bunu yapanlar da. Yani 2 ay. 2 ay azami. 2 ay sonra yenileyebilirsiniz. Tabii ki. Şeklini değiştirebilirsiniz. Şekli değiştirilmez Münat Bey. Öyle mi? O da soralım çünkü önemli. Şekli aynı. Bu zaten diyorum ya, yeni bir trend. Nasıl oluyor? Eski Türk filmlerinde olurdu ya, kirpikler böyle kaşa değer, kaşlar ya, kalın kalın yer abi, gibi. Öyle oluyor. Türkan Şoray gibi. Böyle kaşta sürekli kirpiği varmış, kaşı varmış gibi doğal gözüküyor. Çok makyaja da ihtiyacı olmuyor. Çok natürel bir görüntü oluyor. Natürel. İşte görüntülerimiz bu da. Evet. Daha sağlıklı, daha iyi bir görsele ulaşmasını sağlıyor. Şu reklam olmasa daha aslında tam bu şey olacak. Bu farklı. Bu evet. Kirpiğimiz. Kirpiğe geçmedik henüz. Kirpiğe geçmedik. Evet. Kirpikler mesela kalsın sonra verelim. Mesela bu da kirpikle alakalı bir mevzu. Buna da birazdan değineceğiz. Bundan sonra başa dönelim isterseniz. Aynen. Laminasyon olanlar çünkü ondakilerdi. Evet, tekrar başa daha gel. Daha düzgün, daha iyi bir görseli sağlanmış oluyor. Bir sonrakine, evet. Şimdi bunu da göstermiştik. Çok muzdarip olan bir hanımefendiydi mesela. Öyle değil mi? Evet. Heh, bunu görmemiştik. Buyurun. Evet. Bu da aynı şekilde. Yine kalıcı makyaj var. Şu tarafta küflenmiş gri böyle. Hani sol ben taraftaki. Hep ben küflenmiş diyorum buna. Gidince böyle bir şey kalıyor. Kalıcı makyaj sonrasında. Onu ben bu şekilde yokmuş gibi gösteriyorum. Ama tabii ki bu da sizi sonsuza kadar götürmeyecek. Küflenmiş derken neyi kastettiniz? İşte o kalıcı makyajın gittiği hal. Aa. Küflenmiş böyle bir boya küf kokusu gibi bir şey olur ya. Evet. Görseli çok kötü oluyor. Yani yanındaki insan böyle bakınca bir tuhaf yani kalıcı bakıyor. Makyaj artık eskide mi kaldı diyelim? Ben, küflendi. Evet, ben sevmiyorum kalıcı. Küflendi efendim. Kalıcı makyaj yeni trendler var. Evet, laminasyon çok daha mesela. Keyifli yapması, uygulaması, memnuniyeti. Kendi kaşınızla uğraşıyorum. Yapay hiçbir şey eklemiyorum. Bu çok önemli bir şey. Bence zaten de. Nasip olursa böyle bir projem de var. Hani şampuanla hep konuşuyoruz ya, kaş kirpik çıkaran bir serum buldum. Ah. Evet. Kendi markamıza dair üretebilirsek inşallah onu üreteceğiz. Çok da makul tutacağız ki insanlar i̇nşallah. Kendi kaşlarını çoğaltsınlar. Bu kaş çok önemli bir konu. Bence Milat de. Bey. Yani güzellik yani merkezi çoğu hanımefendinin müstahrep olduğu bir konu. Bir teraziye koysanız güzellik merkezi eşittir kaş yani. Neredeyse dengeliyor. Lazerin hatta bile önüne geçebiliyor. Batıda bazı, lazeri geçmiş. Bazı güzellik uzmanları bunun üzerine sırf bir sadece, iş yeri evet, açanlar var. Sadece evet, klinik açanlar var. Çok doğru. Evet. Birçok hanımefendinin. Bu çok önemli bir pazar. Evet. Ve çok önemli bir konu olduğu için ben de hani kalıcı makyajın alternatiflerini bulmaya çalışıyorum. Hocam kimlere yapılır? Peki kimlere yapılmaz diyelim. Yani tamamen bitkisel olduğu için varsayın ki bitkisel bir markayla çalışmıyor. Ha, bitkisel yani. Tamam, benim çalıştığım marka. Çünkü sorularım aslında sağlıklı mı diye var, onu da evet. soracaktım. Evet. Bitkisel olunca artık sorma gereği duymuyorum çünkü sağlık içerisinde olur. Aynen öyle. Şu an Elazığ'da yapan var mı bilmiyorum benim haricimde ama mesela farz-ı misal farklı bir merkezde gittiniz, laminasyon istiyorsunuz. Belki bizimki gibi değil, dermakozmetik değil, marka işte o kadar abartılı bir rakam yatırmamış, benim yatırdığım bütçeye yatırmamış. Onda da aynı sonucu alırsınız. Onda da yani sağlığınıza bir zarar gelmez. Tamamen bitkisel değildir, biraz kimyasal vardır. Birinci losyonu sürdüğünde biraz daha acı hissedebilirsiniz ve kızarma olabilir. Ama mesela ben 2 ay götürür benim markam, o marka 1 ayda kaş kendini bırakır. Böyle bir eksisi olur. Yoksa en iyisi bizimki, bununla yapmazsan çok kötü olur, sağlığına zarar, öyle bir şey demiyorum. Tabii. Kesinlikle değil. Bizimki bitkisel ama bunun yanı sıra kalıcılığı da çok yüksek. Mesela bu yapıştırma işlemi vardır. Evet. Bir tane bile kaçırmıyor. O kadar güçlü bir yapıştırıcı yapmışlar ama tamamen bitkisel. İçinde hiç kimyasal yok. Yani düşün, yapıştırıyor ama hiç kimyasal değil, bitkisel yok. Bir ürün. Bu çok önemli yapıştırma bir şey. Yapıştırma da önemli çünkü bu evet. olayda. Peki hocam. Şimdi sağlıklı dedik. Evet. Kimlere yapılır? Yapılmaz dediğimiz kimseler var mı? Yapılmaz kimse yok. Herkese yapılabilir. Ben niye böyle 18 yaş üstü istiyorum? Çünkü o yaşlarda insanların kafası karışık, 18 yaş öncesi. Bu kadar fazla da absürt bir fark olmasın. Göze batmasın. Birazcık daha kızlarımız sabır ya, o, olsunlar. Evet, genç kızlarımızda da ben evet, şunu şey, o doğallığınızı kaybetmeyin aynen yani. Aynen öyle. Yani vallahi ben nişanlanıncaya kadar kaşlarımı aldırmamıştım. Bravo. Yani gençlerde çok fark oluyor. Bir fark yaratırsınız. Hani düğününüze kadar çok yüzünüze dokunmayın diyorum bence ben. Bence de o doğallığınızı yitirmeyin derim. Yani evet. genç kızlara. Ama sonrasında ihtiyaç duyulursa neden olmasın? Tabii ki. Bir tercih olayı. Kaşı çok dökülmüş, çok mutsuz. Mesela rahatsızlık geçirmiş varsayalım kemoterapi sonrası. Çıkmış 3-5 tane ama yarım yamalak bir orada bir orada. Biz bununla beslediğimiz için çok rahat bir şekilde yaptırıp daha da kendini sevebilir. Şimdi bir paket dediniz. Evet. Bir süreç tabii bu. Ne kadar? Bir sürede yapılır bu.
Süre olarak bir saatini bize ayırması lazım. Bir seans. Evet. Toplam bir seansta yapılıyor mu? Evet. Bitiyor. Evet. Bir saatini ayırıyor. Yapılıyor. İki ay bu görselle. Bir tane tarağı var, veriyoruz. Onunla sabah kalktığında tarıyor. Hepsi bu kadar. Peki kalıcı makyajdan geçişlerde de mi aynı şekilde bir saat içerisinde bitiyor? Yoksa öncesi var mı? Hayır hayır. Hepsi bu kadar. Ya bir silme işlemi falan söz hayır, konusu yok, değil. Hayır yok. O çok başka bir işlem. Onun üzerine bu yapılmaz zaten. Çok canı acır. Çünkü anladım. Sildirme işlemi de bayağı zor bir işlem. Ben şu an yapmıyorum. Ama yapanları görüyorum yani biraz eyvallah. Sıkıntılı. Şimdi şunu da konuşalım. Dedik ya bitkisel sağlıklı ama hani hep sorarız acı var mı acı? Hiç acı yok. Sadece bir tarağı var. Onunla tararken o losyon da ister istemez yukarıya kaldırdığı için çok minik. Kesinlikle kalıcı makyajda çektiğiniz acının çeyreği kadar bile bir acı hissetmiyorsunuz. Hayırlı programlar. Ben amcasıyım. Benim yeğenimle gurur duyuyorum. Adnan Baydaş, az önceki sporcumuz çok değerli kardeşimize gelmiş. Ondan sonrakilere bakalım. O ilk bölümde yetiştirememişler mesaj demek ki atmayın. İyi günler, iyi yayınlar. Bu uygulamaların laminasyonun fiyatlarından bahseder misiniz demiş. Buradan fiyat veremiyoruz ama ben sordum az önce. Çok pahalı bir işlem mi? Çünkü iki ayda bir yapılan bir işlem. Çok pahalı değil dedi Güldür Hanım. Kesinlikle değil. Çünkü kalıcı makyaj çok çok astronomik rakamlar evet, oluyor. Evet, daha fazla. Yani evet. İyi bir yerde yaptırırsanız kalıcı makyajın hakkı fazladır. Yani bir senede kalıcı makyaja yatırdığınız bütçeyi yarısı kadar düşünün. Yani çok pahalı değil. Evet, bu, karıştırmayalım, buyursunlar, gelsinler, görüşürüz. Aralıktadır diye belirtirseniz demiş ama olmuş. Ama söyledi ya yarısı kadar. Sosyal medyadan veya takibi alsın, oradan cevap vereyim. Eğer kullanıyorlarsa veya görüşelim. Kimsem çok merak ettiyse tabii, bilgi verelim. Bu konuda bilgi verirler. Cevap bulsun izleyenimizin. İki kaşın ortasının eşit olmayışına herhangi bir uygulama var mıdır demiş. Bir kaşım daha yukarıda duruyor demiş izleyenimiz. Hiç canını sıkmasın, bu bende de var. Kaş çalıştım, herkeste var. Yani abartısız. Biz göremiyoruz. Var. Yok sizde. Şu kaşım var. Bu arada çok şıksınız. Gülnur Hanım bugün harika bir şıklığınız var. Çok sağ olun. Her zaman olduğu gibi. Gerçi Gülnur Hanım. Teşekkür ederim. Şimdi ben hep buna söylerim. Bir güzellik uzmanının görüntüsü rol model olmalıdır. Evet, Gülnur Hanım da evet işine sahip, işine sadık bir işletmeci, müteşebbis bu anlamda. Gerçekten bu anlamda da kendisini çok takdir ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Şimdi şu ekrana zaten yakışıyor. Ona bir beis yok. Ama hakkını da, mesleğinin hakkını da veren bir insan. Giyimiyle, makyajıyla harikulade. Tebrik ederim. Teşekkür ederim. Yani kaşın farklılığı olabilir. Dediğim gibi bu ilk defa sizde değil. Neredeyse çalıştığım kaşların %80'i birbirinden farklı. Biz bunu mesela iki kaşınızın arasında açıklık var. Şu açıklığı kapatmak için microblading ile birkaç atış atıp bu laminasyonu yapabilirim. Çünkü oraya laminasyon yetersiz kalabilir. Aynı anda yani kalıcı makyaj da yapabiliyorsunuz bu işlemle birlikte. Mesela bayanın bütçesi var. Anlattığım olumsuzluklara rağmen ben bunu da istiyorum dediğinde ikisini aynı anda yaptığımız da oluyor. Hem bununla o şekli netleştiririz hem de sizin o aradaki boşluğu doldurabiliriz. Çok evet, da rahat yaparız yani. Yine olurmuş. Bir saat daha fazla da beklemezsiniz. Bu konuda da çok rahatsızlık duyan hanımefendiler var. Tabii ki. Anneden doğum gibi memnun kalmayan hanımefendiler var. Yani o kaşların arasındaki boşluğu evet. Bu konuda da çözümler yani var yok şu değil. Şu an her şey... hep katkı maddeli olduğu için mesela kızcağızın güzel kaşı vardır ama bakıyorsunuz 5 sene sonra dökülmüş gitmiş. Beslenme şekli, işte hava şartları, güneşin zararlı ışını, kullanılan şeyler yüzünden kendi kaşınız dökülebilir. Bu yüzden moralinizi bozmayın. Evet, bundan bir 20 sene önce, 30 sene önce annelerimizin, işte büyüklerimizin daha iyiydi ama şu an gençlerin gerçekten her şeyi çok olumsuz. Böyle alternatifler var, canlarını sıkmasın. Ya o eskiden bir sürme vardı. Evet. Değil mi? Yetiyordu işte. Yetiyordu. Evet. Ama şimdi teknolojiyle, bilimle, bu organik yani bitkisel ürünlerle birçok şey yapılabiliyor. Kesinlikle. Bunlardan da hanımefendiler faydalanıyorlar elbette. Güçleri doğrultusunda muhakkak. Evet, şimdi bir mesajımız. Milat Bey demiş, bugün ne kadar gülümseyen gözler. Çok mu duygusalım ne? Efendim tabii yani ortam birçok şey bizleri de etkiliyor. Heyecanlandırabiliyor, evet. Sevindirebiliyor, üzebiliyor. Bizler de nihayetinde insanız değil mi? Her şeyden etkilenebiliyoruz. Aynen öyle. Ben birçok ekmek kapısının kapanmasına bugün çok üzüldüm açıkçası. Kesinlikle. Bir kahvehaneler, kıraathaneler, kafeciler, servis şoförleri, efendim, kantinciler,
Onlar bugün hüzünlüler. Onlarla bizler de aynı şekilde hüznü yaşamak zorundayız. Evet, sorumlu olan kişilerin sorumsuzlukları sayesinde bu acıları çekiyor insanlar. Yani bizlerin. Eğer şu maskelere, mesafelere, kurallara riayet etseydik bunlar yaşamayacaktık. Doğru mu Gündoğan? Kesinlikle katılıyorum. Şimdi birebir hizmet veren insanlarla bir işletme sahibi Gündoğan Hanım, malumunuz. Evet. İnanın çok dikkat ediyor. Ben zaman zaman... Korkarak çalışıyoruz. Ne yaparsak yapalım Milat Bey. Yani korkuyoruz, dediğiniz doğru. Bu tedbirler bizim elimizde. Çok basit aslında. Bizim elimizde, evet. Yani şu an için. Ama ne yazık ki yapılmadığı için... Evet, biraz hemen kendimizi boş bulunuyoruz. Yani hemen rahatlıyoruz, rehavete kapılıyoruz. Aşı bulundu. Zaten i̇şte hasta alfanlı olacak ki hemen ayakta atlatıyorum. İnanın bunlar böyle yürümüyor. Bizlerin topluma olan sorumluluğumuzu, sevdiklerimize, en önemlisi insanlığı olan sorumluluklara sahip insanlarız, yaratıklarız. Ne olur uyalım. Bakın, birçok insan ekmeğinden oluyor. Birçok insan maalesef canından oluyor. Evet. Rica ediyorum sizlerden. Öğrencilerimiz, belki okullar kapanacak işte, derslerinden geri kalacaklar. Kesinlikle. Dershaneler kapanacak, ümitleri olan, geleceğe ümitle bakan öğrenciler, o üniversite sınavına gelecek öğrenciler, çaresizler. Benim oğlum dahil. Dün gece yatamadı. Niye yatamadı? Baba, her şeyim dershaneyle, o kurs merkeziyle ve çalıştığım o kütüphaneyle şeydi benim diyor. Doğru orantılı. Aynen katılıyorum. Ev ortamında yakalanmıyor. Ben diyor ne yapacağım şimdi diyor. Çaresiz kaldım diyor. Ben eminim sınav kurs merkezine gidiyor bu arada. Buradan da onlara selam gönderiyorum. Gereken tedbirleri alacaklardır onlar da. Bütün işletmeler kendi çaplarında, kendi şeylerinde önlemlerini alacaklar. Evet. Ama bir yere kadar işte. Yine bize bağlı. Değil mi Gündoğan Hanım? Kesinlikle öyle. Bunlar özür dilerim biraz konumuzda. Estağfurullah olur mu? Kanayan yaramız hepimizin yani. Hepimizin yarası bu. Yani dün akşamdan beri uyuyamadık dediğiniz doğru. Evet. Birçok insan ekmeğinden olacak maalesef. Bu oldu üzücü. Da. Bu evet. Üzücü. Çok çok kötü. Yani bu zincirin halkaları gibi her birimiz birbirine bağlıyız. Kafeci iş yapamazsa Gündoğan Hanım'a eşini ya da kendisi Fatih Gelemez. Beynur'a gidemeyecek. Evet. Gündoğan Hanım bütçesi düşeceği için alışverişini kısıtlayacak. Bakkal alışveriş yapılmadığı için kendi ve çocuklarına alışverişi kısacak. Bunlar her biri bir zincirin halkası inanın. Ki biz Elazığlılar inanın iki darbe birden yedik. Hep buradan bağırıyorum. Bas bas bağırıyoruz. Yani hep birlikte bir acı çektik. Neydi? 24 Ocak'ta bir deprem yaşadık. Akabinde pandemi dönemine girdik. Biz yara aldık. Hele Elazığlıların bunları göz önünde tutarak daha dikkatli olması gerektiğine inanıyorum ben. Sağduyulu insanların da benim gibi düşündüğüne de eminim. Doğru mu Gündoğan Hanım? Kesinlikle öyle, kesinlikle. Evet. Doğru noktalara temas ettiniz. Valla bizim de vazifemiz bunlar. Evet. Bizden buradan bas bas bağırması gerekiyor. Topluma elbette ki haddimiz değil. Bizler bir şey üretmek haddinde değiliz. Biz kimiz ki? Ama bir nevi hatırlatma, evet. Sosyal sorumluluk. Yani bize basit geliyor ama çok kişinin canını acıtan şeyler var. Farkında olmadan belki yapılıyor. Daha dikkatli olunursa inşallah kontrol altına alınacak. Birçok ülkeye göre çok çok iyi durumdayız yine Milat Bey. Yani insanlarda hayat bitmiş durumda. Yani yine biz çok iyi durumdayız ama daha da iyi olmak bizim kendi elimizde. Bizim kabahatimiz ne biliyor musun? Biz çabuk rehavete kapılıyoruz. Evet. Evet evet. Kesinlikle. Çok unutkan bir toplumuz. Evet. Geçmişi çok çabuk unutuyoruz. Yani bundan 4-5 ay önceyi çok çabuk unutabiliyoruz o evlere kapandığımız dönemleri. Unuttuk, rehavete kapıldık, tekrar olabileceğini düşünemedik. Oldu. Evet. Maalesef. Yine bizim elimizde ama. O günlere dönebiliriz. Bakın, o iyi hallere tekrar döndürebiliriz. Rehavete kapılmayalım diyelim. Ben zamandan da çalmak istemiyorum. Hemen konumuza geri dönelim. Bilat Bey, bugün ne kadar gülümseyen gözlerle bakıyorsunuz demişsiniz. Teşekkür ederim. Enerjini yüksek, içimizi ısıttınız. Gerçi her zaman öylesiniz zaten. Gülnur Hanım sıcacık, çok naif. Şefimize de selamlar. Sizi çok seviyoruz demişler. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Sağ olun. Motive olduk. Evet. Evet. Bir başka mesaja geçiyorum hemen. Gülnur Hanım, ben
bir sene önce başka bir şehirde, bir merkezde kaşlarımı yaptırdım. Evet. Ama şeklini artık beğenmiyorum demiş. Siz yardımcı olabilir misiniz bana demiş. İşte bu. Evet, aynı sorun. Çok fazla ben bunlarla karşılaştığım için diyorum ya, arayışa girdim. Tabii ki laminasyon yapabiliriz. Elazığ'daysanız eğer şekli de değiştiği için kendinizi... Başka bir şehirde yaptırmış ama zannediyorum şu Elazığ. Şu an Elazığ'da kaşınızın şeklini değiştirebiliriz. Çok daha da güzel bir görsele kavuşabilirsiniz laminasyon sayesinde. Ama yok, ben tamamen sildirmek istiyorum. Hiç iz kalmasın derseniz o konuda da yardımcı oluruz. Yani yolumuzun kesişmesi lazım. Kesişmesi. Evet. O yüzden Gülnur Görmem Küçük gerekiyor. Hürriyet Caddesi'nde Gülnur Küçük Güzellik Merkezi'ne, güzellik salonuna beklerler. Salepler çıktı mı? Çıktı. Eyvallah. Korkudan kimse bir şey yiyip içemiyor ki Milat. Değil mi? Yok vallahi, yani. O da var. Yani o yok da var. İkram yapsanız bile kimse alamıyor ki korkudan. Tabii doğru. Vallahi. Ama hijyeninden emin. Bundan da kesinlikle söyleyelim. Öyle. Gerçekten çok önem veriyorlar. Hem çalışanlara hem Gülnur Hanım. Evet. Merhabalar. Kaş laminasyonu bir tür dövme mi? Su geçirir mi? Yani abdest kabul olur mu? Diye. Güzel bir soru. Bence de güzel, evet, bir soru. Tamamen abdestin kabul olduğu bir işlem. Evet, bir boya muhabbeti var ama bu tamamen bitkisel olduğu için hamileler bile yapabiliyor. Düşünün yani, doktor onayıyla hamileye bile uygulayabildiğiniz için, evet, kimyasal olmadığından, içinde tek bir gram bile kimyasal olmadığından gönül rahatlığıyla yaptırıp abdestinizi alabilirsiniz. Hiçbir sıkıntı arz etmez. Teşekkür ederim. Her platformda tartışırım bunu yani. Çok çünkü güzel. Belki farklısını söyleyenler çıkabilir. Ya şimdi siz bu işlemi getirmeden bunları çok araştırıyorum. Düşürüyorsunuz, evet, zaten. Yani çok araştırıyorum. Önemli. Kesinlikle abdest su geçiyor yani. Çünkü diğerinde geçmeme durumu var. Onda da geçiyor. Mesela ne kadar? Bir 10 gün geçmiyor. Kalıcı makyajda geçmiyor. Bir 10 gün falan geçmiyor ama sonrasında geçiyor. Onda da çünkü deri nefes almaya başlıyor. Laminasyonda deriyi kapatan hiçbir şey yok. Kendi kılığınız sadece daha efekti. Çok olay bu. Hepsi şimdi bu. Nihayetinde Müslüman bir ülkede yaşıyoruz. Evet. Yani ne kadar baz almak lazım. Anayasamızda Müslüman bir ülkeye geçmese de hepimiz Müslümanız elhamdülillah. Bunları da bir işletme bu işlemleri uygulayacağı zaman düşünüyordur. Evet. Çünkü hitap ettiği kesim, müşteri kesimi ya da misafirlere diyelim. Evet. Bunu beklentilerine göre cevap veriyoruz. Bu doğrultuda olacağını biliyorlardır. Evet. Bugün çok mu resmiyim ya? Müzeyenimiz çok neşeli dedi ama. Ha? Öyle miyim şimdi? Bilmiyorum. Yani demek ki toplumun şeylerinden sorun ama etkileniyoruz bizler de. Gülnur Hocam, benim kirpiklerim döküldü. Şu an yok denecek kadar az. Sizin yönteminiz nedir? Kaç seans demiş. Evet, işte dökülmeyden de az önce bahsettim ya, diyorum ya, bakın belki lazer epilasyonun pazarı artık daraldı ama bu tarz işlemlere daha çok ihtiyaç var çünkü eskiye nazaran çok insan mutsuz. Evet. Kesinlikle laminasyon doğru bir markayla çalışılırsa kendi kaşlarınızın çıkmasına desteği olacaktır. Ama tek başına %100 kendi kıllarınızı çıkarır demiyorum. Bunun yanında da evde bakım ürünü çok az kaldı. İnşallah start vereceğiz. Gülnur Küçük ismiyle bir kaş kirpik serumu çıkacak. Onu da yanına verince inşallah. Sizin bakanınızda mı çıkacak? Evet. İnşallah. Kendi kaşı kirpiği çıkacak. Size de o yakışır. Evet, inşallah. Evet. Kaş laminasyonunun kalıcılık süresi ne kadar demiş? Tekrarlamak gerekiyor. İki aydan fazla ne yazık ki kalmıyor. Ben de çok isterdim ama nefes aldığı için kendi deriniz, kendi kılınız olduğundan, yapay bir şey olmadığından 2 ayda gidiyor. 2 ay sonra tekrar yaptırabilirsiniz. Gülnur Hanım, şimdi her ne kadar fiyatı uygun tuttunuz. Evet. Çünkü toplumun gücünü belli. Aynen öyle. Bir defa yaptırdı. Evet. 2 ay sonra geldi. Evet. Geçti. Aynen. Peki aynı fiyatı mı yoksa bir iyileştirme yapar mısınız? Yani iyileştirme sürekli yapmak çok istiyorum. Ama işte ekonomi o kadar kötü ki Milat'te. Şimdi de onun bedeli var. Setimiz ya 3 aya çok farklı rakamdan alıyoruz. Evet. Çok şükür dolar euro düştü çünkü. Biz bunları sormak zorundayız. Evet. Yanlış anlamayın izleyenlerimiz adına. Aynen öyle. Hani ben aynı fiyattan alırsam bir güzellik yapabilirim çünkü malzeme daha az kullanmam gerekecek. Ama aynı fiyattan alamadığım için daha düşerim desem yani yanlış bilgi vermiş olurum. Ne yazık ki iyileştirme yapamıyoruz şu an. Kaşın şekli yüz tipine göre siz mi belirliyorsunuz, bir de pahalı mı demiş. Hep bakın fiyata geliyor. Bu çok önemli çünkü bayanları ben anlıyorum. İşte sırf tabii bu kocalar sorularda... ne kadar para çekecekleri önemli. Hayır kadıncağız yani koca... İkna etmeleri lazım. Yani korkuyor işte, ne söyleyecek adama akşam anlatacak, ben bir şey duydum. Bak böyle yapıyorlarmış. Merak etmeyin, uygun rakamlar yani, öyle çok aşırı ya apart rakamlar değil ama uygun. Uygun şeyin yarısının yarısı mı dediniz? Yani kalıcı makyajın yarısı. Yarısı. Bunun da yarısı diyebiliriz yani. İyi bir yerde yapılmışsa kalıcı makyajın da ucu yok. Çok pahalı rakamlar. Evet, evet.
Ama ben uygun tutuyorum. Rahat olsunlar. Yani böyle mutsuz olacakları bir rakam değil. Şimdi bazen bazı insanlar şöyle düşünür. Gittiği mekanın ihtişamı korkutur. Korkutur. Ben zaten yazmayı düşünüyorum. Sanıldığı kadar pahalı değil. Çok güzel. Vallahi bak, bu yazmayı düşünüyorum söylüyorum. Yani. Bu önemlidir. Evet. Yani o ihtişam korkutur. Evet. Ulan işte, anam şuraya bak, dükkana bak. Yani. Ulan burada şimdi çok pahalı demişler. Değil. Çünkü ben karşılaşıyorum. İnanın ki böyle, aa siz bizim işte mahalledeki kuaförden daha uygunmuşsunuz. Şu an kuaförlerde de lazer cihazları var ya. Siz daha ucuz yapıyorsunuz diyenlerle karşılaştım yani. Doğru. Biz çok başka şeyler düşünmüştük sorularıyla. Ama şimdi lazerden bahsettiniz ya. Evet. Kuaförlerde bir lazer var. Ama bu bir eğitim iş. İnsanları yakabilirsiniz. Tabii onlar şu an köprü altı çalışıyor. Yasada yok. Yok kuaförde lazer cihazı kesinlikle yasak şu an. İşte bu insanların iyi niyetlerini de suistimal gibi oluyor. Etmemek bu işin eğitimini alıp bu işi hak eden insanlara ekmeğine oynamayın. Kendi işinizi yapın ne olur ya. Bırakın. Herkes kendi işini yapsın. Bence de. Ben katılıyorum. Evet. Hocam ben demiş dayanıklılığının yüz yıkama sıcaklığına bağlı olduğunu duydum. Doğru duymuş. Evet, güzel duymuş. Çünkü o sonuçta bir yapıştırıcıyla yukarıya doğru efekt veriliyor. İster istemez ne kadar kaliteli olursa olsun ısı fazlaysa düşme de o kadar çabuk olur. Veya mesela yaz dönemi daha çabuk gidiyor. Çok suya girilip çakıldığı için sürekli. Tabii. Özellikle tuzlu su daha çabuk bozuyor. Deniz ortamı su, varsa. Değil mi? Şu anda da kış mevsimindeyiz. Çok fazla kaynar suyla zaten banyo yapılmamalı. Bunu doktorlar da kesinlikle söylüyor. Ama yapıyorlar. Yapılmamalı. Valla yani, ben de çok sıcak suyla banyo yapmayı severim. Ama çok zararı var. Sanki o sıcak su daha çok temiz eder insanın mantığı. Ama zararlı. Hoşuna gidiyor yani. Belirli bir derece olması lazım. Vallahi şimdi ben böyle kaynar derece değil tabii ki insanın kendini yakması ama böyle ılık değil. Canım yanar o şeyde. O da çok fazla işte. İçtiğimiz çaydan belli değil mi? Banyoyu şimdi böyle hani bir şey isterseniz banyoya getirirler ya kapıdan havluyu falan alırsınız. Buhardan. Bir açıldığında şöyle bir ilkilirler şöyle buhardan. Ya da gözlüklüyse o buhar. Tam hamam ortamı oluşuyor spa gibi. Öyle seviyorum ama. O sıcağı seviyorum. Ya biz Türkler mesela çay da çok sıcak içeriz. Kaynar içeriz ama Avrupa'da öyle değil. Ilıtıp içiyorlar. Yani sağlıklı su. Doğru. Evet. Sağlıklı su. Yani ben soruya cevap vermiş olayım. Çok fazla sıcak değmemeli. Zaten bu sadece laminasyon için değil. Mesela dekar yaptığım danışanıma da diyorum. Ilık suyla duş almaya çalış. Çünkü cildinde bir hassasiyet var. Veya çok dermapen doğru yaptık veya altın iğne yaptık. Çok kaynar su kızarmana, morarmana, acı çekmene neden olur. Aşırı kaynar suyla özellikle ilk 3-4 gün lütfen uzak dur. Bu ciltle alakalı uyarım. Laminasyon için de böyle bir alışkanlığınız varsa ömrünü azaltır. Sizin duyduğunuz şey doğru. Evet. Hocam bir önemli soru daha geldi. Tabii ki. İyi yayınlar. Gülnur Hocam demiş, kaşın rengi saç rengine değiştirmek mümkün mü peki demiş. Yani acaba zaten doğuştan Allah bizi o kadar mükemmel yaratıyor ki kaşımızla saçımız aynı renk Milat Bey. Hayır. Saçınızı boyadık. Mesela ben sarı yaptım saçımı, kaşımı da kırdırmak istiyorum. Heh. Tabii ki bunun alternatifleri var. Siz geliyorsunuz, ölçüyoruz, biçiyoruz, anlatıyorum. Bak diyorum, solüsyon bunu koyacağım. Bir numaradan bu kadar, iki numaradan bu kadar koyup çırpıp bu boyayı süreceğim sana. Evet. Bu yani bu hizmetimiz var. Var değil mi? Hı-hı. Şimdi hocam hemen sorularımız da bayağı maşallah. Bu konu önemli. Haftaya değiştireyim, kirpiye geçemedik. Evet, kirpiye geçemedik. Kirpiği haftaya alalım. Süremiz kaldı mı bilmiyorum ama haftaya yine anlatabiliriz. Zamanımız kalmadı. Evet. Şimdi sorularımızı bitirelim diye mücadele veriyorum. İstanbul Başakşehir'den devamlı takip ediyoruz. Pertekliyiz demişiz yeğenimiz. Selam olsun efendim Perteklilere de. Selam olsun. Çok güzel program. Konuklarınız arasında lastikçi Fevzi Baba'yı da görmek isteriz demişler. Vallahi fenomen bayağı Fevzi Baba. Ben henüz dışarıda tanışma fırsatım olmadı. Ama sohbet... Elbette ki mutfakta sohbet mümkün. Ama Fevzi Baba stüdyolarda hiç görmedim. Hep kendi mekanında. O lastiklerin arasında sohbetler oluyor. Story mi çekiyor? Yok yok hayır. Ya kim gelse evet. Fevzi Baba'nın yanına bir gidiyor. Vali gelse Elazığ yeni gerçekten vali. Fevzi Baba'nın yanına gidip o sohbetine nail oluyorlar. O derece. Biz tabii bir stüdyo programıyız. İnşallah söyleriz bakalım gelirse Fevzi Baba'yla. Evet. neden olmasın? Buradan da Pertekli kardeşlerime selamlarımı gönderiyorum İstanbul'a. Hürmetlerimi, saygılarımı gönderiyorum. Evet, bir başka mesajımız. Şefim. Evet. Yok, zamanı pek yok. Erkek bakım merkezinde Hüseyin ve
Çaykutay'dan çok memnunuz. İyi ki Elazığ'da böyle bir yer var. Hüseyin kesin kendin yazdırmasın birilerine. Birilerine. Milat Bey sonra bana küsüyor ama. Biz ona karışıyoruz ya yayında. Vallahi, diyor ki ben gerçekten o kadar fena mıyım? Ya çok sevdiğimiz hayır, için karışıyoruz. Hayır, insan sevdiğine karışmaz mı Milat Bey? İnsan siz de şefime karışıyorsunuz. Aynen öyle. Biz Hüseyin'i çok seviyoruz. İnsan. Fena da değil. Buradan bağırarak Hüseyin hiç fena değilsin. Öyle mi? Gönül mü koydun? Hüseyin'cim sen bir tanesin. İnsan hani derler ya sevdiğini yerden yere koymuş. Evet evet. Biz de sevdiğimiz aynen için takılıyoruz sana. Aynen. Senin o güzel sohbetin ki özledim. Bir gün geleceğim inşallah. Lipova'mı da aksatıyorum. Fatih Bey de oradan bana bakıyor, kafa sallıyor. Evet, yani inanın yoğun çalışıyoruz malum. Ama hafta sonunda geleceğim inşallah. Hem Lipova'mızı bir de burnumu küçültecek bir numaralı, evet, bir de oraya bekleriz da şey yapacağız. Aynen öyle. İnşallah. Şimdi ben hemen araya girmek istiyorum. Buyurun. Evet, bu sene bizim 6. yılımız. 6 yılda işte 3 tane şube neredeyse yaptık. Allah'a şükür 8 cihazımız var. Yani anlattıkça anlatırız. Dosyalarımızın haddi var, hesabı yok. Nasıl bu kadar oldu? Evet, çok çalışıyoruz. Gerçekten eşimle ben de gece gündüz çalışıyoruz. Ama onda bir his yok. Allah bize ekip arkadaşları olarak hep iyilerle denk getirdi Milat Bey. Çok şükür. Arkadaşlarımızın hepsi gerçekten kendi yeri gibi sahiplendiği için. Çünkü tek başınıza istediğiniz kadar allayın pullayın. Ben de yapamazsınız. Sizin orayı kendim gibi sahipleniyorum. Çünkü Halis duygularla çalıştıklarını biliyorum. Evet. Bundan yani biz olmasak da Hüseyin de, Nida'mız da, diğer kızlarımız da, Can Kutay'ımız da hepsi canlar ciğerler gerçekten işin hakkını veriyorlar. Böyle olmazsa zaten bu iş bir ekip işi, bu noktalara gelinmezdi. Hani bir söz vardır ya, Allah hep iyilerle karşılar. Amin, aynen öyle. Aynen öyle. Çok doğru bir söz. Çok bir doğru, evet, bir söz. Gülnur Hanım da bu konuda iyilerle hep karşılaşmış. Allah kötülerle karşılaştırmasın. Allah ağzımızın tadını bozmasın. Ekibimizi çok seviyoruz. Hem kendilerinin hem o çalışanların ekmeğine acı doğrayan bir insanla karşılaştırmasın. Amin. Amin. Bu çok önemli bir söz. Amin. Evet, sorularım var ama çorbamız geldi. Çorba geldi. Gülnur Hanım seninle nasıl gerçi zaman geçiyor? Gerçi yayın çok çabuk bitiyor. Vallahi bitiyor. Bundan sonra iki bölüm mü alalım sen herhalde? Bilemiyorum. Vallahi alırız. Çünkü izleyenlerimizin de teveccühü bizim için çok önemli tabii. Kesinlikle öyle. Şöyle bir çorbamızın tadına bakalım. Şöyle kormasız çorbanın tadına bakalım. Ya vurdu kormayı taktım. Bismillahirrahmanirrahim. Ama çok güzel olmuş. Bulyon koydunuz mu şefim? Hayır. Ama bulyonlu gibi sanki. Hiç bir bulyon kullanmıyorum. Hiç kullanmam. Hı. Yani et suyu, tavuk suyu. Hayır hayır. Onu da bırakmıyoruz. Evet. Çok iyi vallahi. Yine de yakalamışız o lezzeti. Tamamen doğal yani. Çok güzel. Vallahi harika olmuş. Elinize sağlık. Afiyet şeker olsun. Ellerine sağlık şefim. Afiyet olsun. Yani kavurma çok büyük bir eksikliği yok yani. Eksikliği yok. Tabii et yemek isteyen de o ayrı bir konu, evet. Şöyle bir pestilimizin de bir tadına bakın Gülnur Hanım. Pestil kavurmamızın. Şöyle bismillahirrahmanirrahim. Çok güzel, hafif. Bir kış tatlısı hakikaten. Evet. Yani rahatsız etmez. Evet. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Hocam. Çok güzel bir yayındı yine. Çok teşekkür ederiz. Çok harika bir yayın yaptık. Gene. İnşallah soruları cevaplayabildik. Cevaplayamadıklarımız bize ulaşabilirler. Tabii ki ulaşabilir. Ben haftaya da ipek kipriği işleyeceğiz. İşte, kirpik lifting gibi. Bugün işleyecektik aslında. Zamanımız yetmedi malumunuz. İnşallah haftaya iki bölüm birden alırız. Gülnur Hanım'ı daha iyi olur diye İnşallah. Düşünüyorum. İnşallah. Çünkü yetmiyor artık Gülnur Hanım'a bir bölüm. Benim başımın tacı her zaman için söylerim. Çok teşekkür ederim. Efendim biz Aylan Süren'in yine sonuna geldik. Ben Gülnur Küçük Güzellik Merkezi'ne ve sahibesine ve Fatih Küçük Bey'e çok teşekkür ediyorum huzurlarınızda. Allah yollarını bahtlarını açık etsin. Yaklaşık 16-17 kişiye ekmek veren bir işletme. Elazığ'ın güzel bir müteşebbisleri. Ben sayılarının çoğalmasını isterim Elazığ adına elbette ki. Böyle insanların, ekmek veren insanların sayıları çoğalsın. Hep bunu söylerim. Biz Aylan Süren'in sonuna geldik, dediğim gibi şu üç kuralımızı hatırlatalım. İnanın çok önemli. Bir, maske. İki, mesafe. Üç, hijyen, temizlik. Ne olur, ne olur yalvarıyorum, riayet ederim. İnsanların ekmeklerine acı lokma dökmeyelim. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Mutlu kalın. Her şeyin önemlisi, her şeyin başı, sağlıklı kalın. Hoşça kalın, iyi günler. Kendinize iyi bakın.